Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Ülke TV ekranlarına ve görüş programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi bu haftada 3 saat boyunca programımızla ve konuklarımızla birlikte evlerinize bizler konuk olacağız. Şimdi hemen sıcağı sıcağına Ankara'ya döneceğiz. Gündem sıcak, siyasetin sıcak başlıklarını ele alacağız. Seçim atmosferine artık girdik diyebiliriz. GSK'dan yapılan bir açıklama var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yaptı. Seçimler için tarihi olarak 14 Mayıs işaret edildi. 36 siyasi parti seçime girecek ve ikinci tura kalması durumunda onun da tarihi yine çok kısa bir zaman sonra gerçekleştirilecek. Tarihler belli, siyasi partiler belli. Kamu görevlileri eğer Cumhurbaşkanı adayı olmak isterse istifa etmek durumunda 16 Mart'a kadar, belediye başkanları da keza aynı şekilde. Şimdi Serdar Arseven'e dönelim. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü kendisi Ankara'da stüdyoda bizleri bekliyor. Ve yine stüdyoda da doçent doktor Yusuf Özkır bizlerle birlikte her zaman olduğu gibi, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Diğer yandan Yasin Aktaş ve Mustafa Kartoğlu da birazdan aramızda olacak. Yine konuklarımızla birlikte her hafta olduğu gibi siyasetin sıcak başlıklarını ele alacağız. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz hemen. Stüdyomuzda Serdar Arseven bizleri bekliyor. Tabii ki çok yoğun bir hafta geçirdik. Açıklama üstüne açıklama yapıldı. Masa devrildi diye konuşulurken bir kez daha oturuldu o masaya. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya oturdu. Ama tabii ki yüz ifadesi başta olmak üzere birçok şey de konuşuldu. Dikkatle çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu sıcağı sıcağına bir açıklama var. Aramızda yeni katılanlar ve katılacak olanlarla şeklinde bir ibaresi var yapmış olduğu açıklamada. Hemen o açıklamayı hatırlatarak size sözü bırakacağım sayın Arseven. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ülkemizi demokrasi ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımları Türkiye yüzyılının girizgahı olarak yeni bir dönemin kapılarını açmaktadır. 14 Mayıs destanlı bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramızda yeni katılan ve katılacaklarla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız şeklinde bir açıklaması var. Tabii ki diğer yandan Fatih Erbakan'ın da açıklamaları çok çok önemliydi. Görüşmeler gerçekleştirildi. Partinin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı konusunda değerlendirmelerimiz devam edecek dedi. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi'ni mi işaret ediyor bu açıklamayla? Tabii Yeniden Refah Partisi de var. Hüdapar var biliyorsunuz. Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti süreci devam ediyor. Cumhur İttifakı evet genişliyor. Tabii bugünden Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda olduğunu söylemek için erken sayılır. Daha onlar parti yönetimi, toplantılar, yarın il başkanları toplantısı var. Biliyorsunuz bazı kırmızı çizgileri denilebilecek bazı şartlar öne sürdüler ki bizim de uzun zamandır üzerinde durduğumuz. Biliyorsunuz Türkiye'de LGBT'nin temsil ettiği zihniyetin gittikçe alan genişletmesi ve meşrulaşma çabaları var. Yine bu programlarda üzerinde sık sık durduğumuz süresiz nafaka meselesi var. 6.284 meselesi var. Yine bu programlarda çokça işlediğimiz eğitimde önce ahlak ve maneviyat merkezli bir yaklaşımın olması, hani yerlik ve millik dediğimiz mesele, bir takım yani Yeniden Refah Partisi'nin öteden beri altını çizdiği meseleler var. Tabii görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar olumlu devam ediyor. Ben doğrusu 4-5 senedir bu işin üzerinde duruyorum. Gezi olaylarından bu yana bütün yaşadıklarımız aslında radikal muhalefet, yıkıcı muhalefeti mümkün olduğunca kendisini genişletmeye çalışması ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden dışarıdan da destekli. İşte Biden'ın açıklamalarını biliyoruz. Batı'dan gelen mesajları biliyoruz. Batı'nın büyük medya organlarının neler yaptığını biliyoruz. Bu programlarda çok işledik. Dolayısıyla böyle bir yıkım ittifakı da denilen bir yapının genişleme çabaları var. En son Muharrem İnce üzerinde büyük baskılar söz konusu. Onlar yani ihanet olarak göstermek istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan karşısında olmamayı Batı blokuna ihanet olarak nitelendiriyorlar. Bugünkü
Yani iktidardan, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım da Recep Tayyip Erdoğan yıkılır, yıkalım da ülkenin başına ne gelirse gelsin zihniyeti bunu yapıyor. Ve aydınlarıyla, efendim tırnak içerisinde aydınlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, yine sivili tırnak içerisinde büyük bir baskı uyguluyorlar. Manipülasyonlar yapıyorlar. Anket sonuçları yayınlıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. İşte garanti kazandık ama seçimi kaybedecek olursak burada mutlaka hile vardır diyerek aslında seçim sonrasında bir meşruiyet krizi çıkartarak sokakları hareketlendirmeyi, ortalığı karıştırmayı planlayan çevreler de var. Türkiye'de Gezi olaylarını daha öteye taşımak isteyen çevreler de var. Türkiye'nin deprem felaketini fırsata çevirmek isteyen bir zihniyeti biz görmüştük daha ilk saatlerde bile. Yine fırsata çevirmek ve ortalığı karıştırmak. Oradaki sadece maddi yıkımı değil, kültürel yıkımı da, kültürel erozyonu da fırsata çevirmek isteyen çevreler var. Buna karşı yapılabilecek olan tabii ki zaten 50+1 sisteminin de getireceği nokta Cumhur İttifakı'nın da çerçeveyi mümkün olduğu kadar genişletmesi. Ben bunu 4 sene evvel yazdığımda başta Oda Televizyonu olmak üzere, Oda TV olmak üzere yani altılı masa zihniyetini ya da katlanır masa zihniyetini canı gönülden destekleyenler beni hedef haline getirmişti. Çünkü işlerine gelmiyordu bu. Ben de o zaman demiştim ki yani Cumhur İttifakı'nın genişletilmesinde büyük faydalar görüyorum. O zaman için böyle gözükmüyordu durumlar. Yani Cumhur İttifakı'nın açık ara kazanabileceğini, Cumhur İttifakı'nı canı gönülden destekleyenler söylüyordu. Öbür taraf bu kadar motive olmuş durumda değildi. Hı hı. Ama ben Gezi olaylarındaki o sahneye baktığım zaman, efendim o sahnede biliyorsunuz LGBT'ci de var, PKK'lısı var, kendilerine İslamcı diyenler var, her çeşit ulusalcılar var, taraftar grupları var. Ben dedim ki bu şeyle, bu operasyonla siyasi iktidarı yıkamazlar ama bir şeyi hazırlıyorlar. Neyi hazırladılar? Yani bu birlikteliği seçim alanlarına taşıyabilir miyiz? Sandıklara taşıyabilir miyiz? Evet taşıdılar. 7 Haziran'da taşıdılar. Yerel seçimlerde taşıdılar. Şu anda da daha ileriye taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir motivasyonları var. Ama tabii o masa içindeki partilerin üst üste oy oranlarını topladığınız zaman 50+1'e ulaşabilirsiniz diye bir sonuç olmuyor. Ben de bugünden baktığımda 50+1'in çok çok uzağındalar. Ama seçim çantada keklik değil. Zorlu bir seçim. Uzun süre 21 yıl iktidarda kalmış bir siyasal iktidar söz konusu. Ekonomide zorluklar söz konusu. Pandemi plandemi sürecinin etkileri söz konusu. Deprem felaketinin etkileri söz konusu. Manipülasyonlar söz konusu. Yalanların, algıların bir ölçüde tutması söz konusu. Gençlerin oy verecek, ilk defa oy verecek, bu sandığa gitmeyle ikincisi olacak, üçüncüsü, yani genç kuşağın tercihleri var. Onlara ne kadar değerlerin aktarılabildiği, gerçeklerin aktarılabildiği noktasında soru işaretleri var eğitim sistemiyle ilgili. Bu programlarda sık sık dikkat çektiğim siyasal iktidar var ama kültürel iktidar var mı sorusunun bazen olumsuz olarak cevap verdiğim şeyler var, karşılıkları var. Dolayısıyla zorlu bir seçim olacak. Şimdi ben ondan dolayı o zamandan beri bunun üzerinde durdum. Hangi hesaplar bana tepki gösterdi? Bir kere FETÖ'cü hesaplar ve PKK'lı hesaplar çok yoğun bir şekilde tepki gösterdi. CHP zihniyeti hesapları çok yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Çünkü işlerine gelmiyordu. Yeniden Refah Partisi camiası içerisinde yani geçmişteki tartışmaları, geçmişteki konuşmaları bugüne taşıyıp sanki Cumhur İttifakı'nda olmak bir partinin bütün ilkelerinden vazgeçtiği, kırmızı çizgilerinden vazgeçtiği gibi bir anlayışı taşıyarak 50+1 sistemini getirdiği mecburiyetleri de göz önünde bulundurmadan tepki gösterenler var. AK Partililer tepki göstermedi ama AKP'liler çok tepki gösterdi. Menfaat çevreleri çok tepki gösterdi. Kariyeristler çok tepki gösterdi. Ama buna mukabil AK Partililer, Yeniden Refah Partililer, yani sağduyulu düşünen Yeniden Refah Partililer geniş bir çerçevede doğru bu yapılmalı, böyle bir birliktelik sağlanmalı, milli birlik ve beraberlik havası mümkün olduğunca
yaygınlaştırılmalı, genişletilmeli noktasında da büyük destekler geldi. Tabii bu 4-5 yıllık süreç içerisinde hani ben bu çabalarıma çok da fazla destek gördüğümü söyleyemem. Evet. Öyle bir noktaya geldik ama özellikle bu masadaki Meral Akşener'in şahsında ortaya çıkan bu çok kötü durumdan, berbat durumdan sonra yani herkes şapkasını önüne koyup düşünmek durumunda kaldı. Ve doğal olarak bir süreç gelişti ve bu süreçte de Ülke Televizyonu'nda biz geçtiğimiz günlerde bir yayına katıldık. Daha Sayın Binali Yıldırım gelmemişti ondan 2-3 gün evvel. Yani bu konunun artık geciktirilmemesi gerektiğini, bir şekilde halledilmesi gerektiğini ısrarla söyledik. Sağ olsun Ülke Televizyonu, hem Ülke Televizyonu hem de sosyal medyası, Haber 7 yani destek verdiler. Daha sonra bu destek yayıldı. Sayın Yusuf Kaplan, Sayın İbrahim Karagül ve diğer yazarlar üzerinden yani Cumhur İttifakı'nı öteden beri destekleyen yazarlar bu şeye destek verdiler, bu çabalara destek verdiler. Sonuçta o noktaya geldi. Ama peki, tekrar söylemek istiyorum. Siyasette yani her an her şeye hazır olmak lazım, malum. Evet. Ama şu anda yeniden Refah ve AK Parti tabanlarında, Cumhur İttifakı'nda genel hava olumlu olabileceği. Yani olumlu bir yararlı katılacaklar arasında Yeniden Refah Partisi'nin olma ihtimali yüksek. Sinerjik etkisi. Evet gözlerim, sinerjik etkisi. Sonra Yeniden Refah Partisi'ne nasıl olsa barajı aşamaz düşüncesiyle oy verirdim ama vermeyeceğim diyenler var. Onların etkisi. Daha sonra bu birlikteliğin getireceği rüzgar. Genç Yeniden Refah Partisi içinde şu benim dikkatimi çekiyor. Ne zaman gitsem, ne zaman görsem. Yani genç oranı en büyük herhalde, yani oyları içerisinde genç oranı en yüksek partilerden birisi olarak dikkatimi çekiyor. Tabii şey konuşmaya yani devam ediyoruz Sayın Arçelen. Çoğu... Bir taraftan kopmalar da var Saadet Partisi'nin önünde yapılan o açıklamadan sonra. Şimdilik bir virgül koyalım size. Konuklarımızla devam edelim. Haymana mutabakatı diyorsunuz. Evet. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Reklamdan önce de Sayın Özkır'a da ve diğer konuklarıma da söz hakkı vereyim. Sayın Özkır, siz katılıyor musunuz Arsevene? Zorlu bir seçim süreci mi bekliyor bizde? Ve 14 Mayıs'ta olacağını düşünüyor muydunuz? Yani bir ertelenme beklentisi oldu ya bir ara kamuoyunda. Acaba ertelenir mi? Yani deprem sürecinde bir bu gündeme geldi. Tabii aslında şöyle, ben hani deprem bölgesine gittim 2 gün. Hatay, Maraş ve Gaziantep'te oradaki deprem bölgesini gördük yani. Ya ben görünce şöyle düşünmüştüm açıkçası o zaman. Yani burada yaşayan insanlar için, deprem bölgesi için söylüyorum. Burada yaşayan insanların sorunlarını çözülebilmesi için açısından yani seçimin ertelenmesi makul karşılanabilir. Ama Türkiye'de demokrasi açısından ve demokrasinin işlevselliği, işlerliği açısından ve genel açısından baktığımızda 14 Mayıs'ta yapılması daha doğru olandır diye düşünüyordum açıkçası ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu şu şekilde formüle etti ve açıkladı. Yani bu deprem yaralarının çözülebilmesi için Türkiye'nin seçim meselesini gündeminden çıkartması lazım dedik. Çok daha isabetli ve yerine oturan bir yaklaşım biçimi. Dolayısıyla o ilk birkaç gün konuşuldu. Acaba olur mu, olmaz mı diye. Hatta bazıları da ertelensin gibi açıklamalar yapanlar vesaire de oldu. 18 Haziran tarihi gündeme geldi bir ara. Yeniden 18 Haziran'da olabilir mi diye. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hani tanıyoruz, biliyoruz. Yani siyasette verdiği sözü tutan, açık konuşan, mertçe konuşan, cesaret sahibi, cesur bir siyaset adamı. Dostları da, rakipleri de bunun böyle olduğunu biliyor. Mesela deprem bölgesindeki işte yeni yapılacak olan yeni konutlar için bir yılda yaparız dediğinde hiç kimse bir yapamazsın diyemiyor. Rakipleri de diyemiyor. Çünkü yani Erdoğan'ın bu yapamayacağı şeyi söylemediğini son işte 20 yıllık bu iktidar tecrübesi sürecinde yani herkes gördü açıkçası. Tabii diğer soruya gelirsek gerek Serdar Bey olsun gerek kıymetli Mustafa ve Yasin hocalarım olsun. Bizim programlarda genelde bu seçim sürecini nasıl geçeceğine yönelik bir ihtiyatlı bir yaklaşım her zaman vardı. Biz tabii bunu belki biraz esas bu sorumlular, sonuçta bizim sırtımızda yumurta küfesi taşımıyoruz. Hani siyaseti sahada yapan
insanlar açısından onların biraz daha bu meseleyi rehavete kapılmadan derinlemesine hissetmeleri açısından kamuoyu oluşturucular kapsamında olduğumuz için söylüyorduk açıkçası ki ben hala o görüşteyim. İhtiyat rekabet olan işlerin içerisinde yani ayağınızı yere her zaman sağlam basmanız lazım. Yani sürekli bir dikkat içerisinde ve sonuç elde edilmeden kesinlikle işte uyumamak, rehavete kapılmamak, rahat düşünmemek gerekiyor. Ve ben bunu söylerken de aynı zamanda Türkiye'nin son 7-8 yıldaki seçim süreçlerine bakarak bunu ben söylüyorum. Çünkü 2014'ten bu yana baktığımızda oy oranlarında Ekmelettin İhsanoğlu 2014'te ne kadar oy aldı? %38, 40 arası, 38,5 falan. Selahattin Demirtaş ne kadar aldı? 9-10 arası bir şey aldı. Zaten 47 yapıyor. Şimdi genelde insanlar 2014'ün aslında çok rahat geçtiğini falan söylüyorlar ama muhalefet oylarını topladığınızda ki bugün o bloklar İstanbul seçimlerinde o bloklar yan yana geldi. Ve daha Ankara seçiminde, İzmir seçiminden, belediye seçimlerinde yan yana geldiği için seçimi kazandılar. Dolayısıyla o dönemdeki diğer bu işte Saadet Partisi gibi diğer partilerin de aldığı oy oranlarını düşündüğümüzde %48'e falan denk geliyor yani. 48-49'a doğru gidiyor. Evet. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 seçimlerini %52.6 oy oranıyla kazandı. Yani %48-52 bir bandı var. Ve bu süreçte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da AK Parti'den ayrıldı. Yani oy oranları bugünkü işte hani listeleme içerisinde düşük ya da henüz hiç ölçülmediği için gerçek bir seçimde düşük orana sahip görünüyor anketlere baktığımızda. Ama öyle veya böyle ayrıldılar ve Türkiye çapında örgütlendiler ve bir şekilde teşkilatlarını oluşturdular. Yani bir %1 bile olsa, %0.5 bile olsa bir oydur bu. Yani hele bu mevcut sistem içerisinde çok değerli bir oy bile. O yüzden yani bizim bu ihtiyatlı yaklaşımın arkasında yani sadece öylesine değil. Gerçekten verilere bakarak bunu söylüyoruz. Dolayısıyla şimdiki bu genişleme çabasının da arkasında ben böyle bir yaklaşım biçiminde olduğunu düşünüyorum. Yani bir oy çok değerli şu anda. Yani bu yeni sistemde bir oy çok değerli. %50+1. Dolayısıyla Anavatan Partisi olsun hani baktığımızda işte oy oranı bilmiyorum yani yıllardır ben Anavatan Partisi diye bir parti olduğunu unutmuştum. Yani en son bu Erkan Mumcu meselesinden sonra hani çok fazla dengeler içerisine girebilecek bir potansiyel üretmemişti. Ama şu an bence bunun da çok bir önemi yok. Yani şu anda gücü paylaşma, toplumun farklı kesimlerine yayabilme, halkayı genişletebilme ve sayısal olarak da tamam AK Parti çok güçlü bir parti. Oy oranı açısından kendisine en yakın 2-3 partinin toplamı kadar oy alıyor. Fakat şimdi mevcut sistemde bu yetmediği için çoğulculuk hissini de toplumda daha fazla artırabilmek için bu işte Anavatan Partisi olsun ki Hüdapar'a bir parantez açmak lazım. Serdar Bey çok değindi ama hani Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi bu arada yeni bir olgu değil. 2018 seçimlerinde Hüdapar aday çıkartmadı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ı destekledi. Dolayısıyla bu bugünün bir olgusu değil. Bazıları bunu işte sosyal medyada sanki bugün AK Parti'nin böyle bir mecburiyet durumunda kaldığı için böyle bir tablo oluşmuş diye yansıtmaya çalışıyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Açın Google'a yazsın herkes. Hüdapar 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. Ben baktım Hüdapar'ın oylarına, 2018 oylarına yani meclis oylarına 150 bin, 140 bin civarı bir oyu var. Bu mevcut aritmetikte çok değerli. Tamam belki parlamenter sistemde olsaydık çok bir hükmü olmayacaktı ki yine bölgesel olarak baktığında bir hükmü olabilir. Ama bugünkü sistemde önemli. Yine Yeniden Refah Partisi tabii olup olmayacağı henüz net değil ama Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 300 bine yakın şu an. 300 bine yakın.
Yani Saadet Partisi'nden çok. Çok fazla kopuş da oldu geçen gün yapılan açıklamadan sonra. Öyle bilgiler de geliyor. Şeyden, Saadet Partisi'nden. Saadet Partisi'nden. Muhtemeldir. Çünkü o görüntüler, o tablo, mevcut o partinin bugüne kadarki siyasal bilinci, yol haritasının çok dışında bir tabloydu. Belki onu ayrıca konuşuruz ama Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı Saadet Partisi'nden fazla. 300 bine yakın bir üyesi var. Belki üye dışında sempatizanları da vardır. Tabii evet, bilemiyoruz. Hani bu mevcut tablo içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin dile getirdiği talepler olarak işte bazı maddeler dolaşıyor. Bu talepler hani çok da karşılanamayacak, çok da konuşulamayacak, müzakere edilemeyecek talepler değil ki bu taleplerin birçoğunu bireysel olarak bizler de birçoğunu şey yapıyoruz. Zaten buradan önceki konuşmalarımızda biz de burada bazılarını dile getirmiştik. Burada önemli olan nokta şu. Yani Yeniden Refah Partisi bu taleplerini şimdi mi istiyor yapılmasını? Yoksa seçimi kazanılırsa seçimden sonraki süreçte bu konularda adım atalım bağlamında mı? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela oradaki en böyle dikkat çeken madde şey, LGBT dernekleri kapatılsın. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ay önce, yani depremden önceki son konuşmalarından birinde şunu dedi. Siz dedi LGBT'den yana mısınız? Yoksa LGBT'ye karşı olan bizde mi yanasınız diye açık açık bir cümle kurdu. Yani bu oradaki taleplerin birçoğu zaten AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi çevrelerinde konuşulan şeyler, talepler. Ama bunun zamanlaması meselesinin, yani şimdi mi yoksa seçimden sonra mı olduğu konusu, onu bilemiyorum. Ben hani genel anlamda baktığımızda şöyle bitireyim. Bir video var. Sosyal medyada çok konuşuluyor, dolaşıyor. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın bu Refah Yolu Hükümeti'ni kurma sürecinde biliyorsunuz yine rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir desteği var. 9 milletvekili vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu konuşmayı yapıyor. Size diyor, oradakilere sesleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu Müslümanların Türkiye'de iktidar kurmasını engellediği cümlesini söyletmeyeceğim dedi. Şimdi dolayısıyla biraz daha bu çerçeveden de bakıp, yani bu dayanışma bilincini, milli meselelere yaklaşım biçimini, Türkiye'nin bu küresel atmosferin çok zor gittiği, çok fırtınalı geçtiği bir tablo içinde başının dik olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaptıkları, ettikleri, şunu da söyleyeyim. Yani Yeniden Refah Partisi şunu da söylemeli veya Hüdapar da söylemeli veya bir başka parti katılacaksa. Yani Tayyip Erdoğan Türkiye'de Türk sağının, bak Türk sağı diyorum, ayırmıyorum. Çünkü bu Osman Yüksel Serdengeçler'in de hayali, Necip Fazıl Kısakürek'in de hayali, diğer İslamcı yazarların da hayali. Ayasofya'nın müzeden çıkartılıp yeniden cami olarak açılabilmesi. Bu Türk sağının, yani bütün kesimleriyle hayali. Bunu gerçekleştirdiği için, yani Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtığı için birleşmemiz bizim doğrudur. Ya da en azından bu seçime birlikte gitmemiz doğrudur şeklinde yaklaşması gerekir. Böyle de nedenleri görmek istiyorum ben. Yani illa hep yapılmamış şeyleri değil de, yani yapılanları da, bunlar bizim kalbimizi hafifletti, rahatlattı, bunlar bizim mutlu etti, o yüzden daha sıcak bakıyoruz gibi cümleleri de açıkçası duymak istiyoruz. Yani ortak paydaları değerlendirmek gerekiyor. Çok fazla ortak payda var. Yapıldı diye bunları taca atmamak lazım. Muhtemelen Ayasofya açılmamış olsaydı Fatih Erbakan'ın bugün ya da taleplerin arasında olabilir, ona yakın diyorsun, kişilerin talepleri arası listesinde Ayasofya'nın açılması olurdu, yani çok net bence olurdu. Evet. Dolayısıyla açılmışsa bunu da bir zikretmek lazım. Evet. Peki Sayın Kartal'ına döneyim. Devam edeceğiz tekrar. Sayın Kartal, sizce en kilit rol şu mevcut durumda kimde bitiyor? Yani hangi siyasi partide? Kilit çok da anahtar rol biraz az. Şimdi dışarıda kalan anahtar olur. Anahtar dışarıdaysa bir anlamı vardır. İçerideyse anahtar sizin işinize yaramaz. Dışarıda kalan kimse, anahtar oradadır. Şimdi Millet İttifakı'na ya da Muhalefet İttifakı'na baktığımız zaman sol taraf HDP ve sol partileri CHP cepte görüyordu. Masada hiç sol parti yok. Sol partiyi, sol tarafı çantada keklik görüyordu. Dolayısıyla dışarıda kalan İYİ Parti'ydi. Onu ikna etmeye çalıştılar.
anahtar olarak dışarıda duruyordu. Sonra onda bir sonra Meral Akşener anahtarı verdi. Kapı açıldı, içeri girdi. Bu sefer HDP yukarı bakmaya başladı. Dedi ki şimdi de beni ikna edin bakayım. Şimdi HDP dışarıda, Millet İttifakı'nın anahtar partisi HDP. O da anahtarın karşılığında ne alacak? Meral Akşener anahtarın karşılığında Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun veresiye Cumhurbaşkanı yardımcılığını almış gibi görünüyor. Ama diğer yandan peşinden desteklenen bir adaylık tabii şimdi var. Şimdi zaten Kılıçdaroğlu başkan adaylığını peşin aldı. Bütün vaatlerini veresiye verdi. Hı hı. Ne kadar tutar o ayrı bir bahis. Şimdi öbür tarafa baktığımız zaman bakın burada anahtar kilit formasyonu var. Yani birbirine benzemedikleri için herkes bir şey istiyor. Onu verdim, bana bu kadar. Bana öyleyse sana böyle filan diye yürüyor, hı hı, işler. Hani matematiğin doğası da budur. Orada yapılacak bir şey yok. Eğer siyasi bir doğallık olsaydı o zaman buna ihtiyaç olmazdı. O zaman bir peşin yargı vardır. Biz bak siyasi bir kazanç vardır. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun ifadesi bir siyasi kazançtır. Nedir? Ey millet, benim tavrım budur. Beni yargılayacaksanız bu tavrım yüzünden yargılayın. Yani hükümete katılıp katılmamaktan, hükümetin icraatının iyi ya da kötü olmasından değil. Hı. Beni bundan yargılayın diyor ve orada artık kaybedeni yok o işin. Orada kesin kazanıyor. Şimdi bir taraftan bu tarafa bakınca da burada bir Cumhur İttifakı'nda ise daha siyasal bir anlayış birliği var. Dolayısıyla onun kazancı siyasal. Ne demek? Biz CHP, HDP'nin bulunduğu bir ittifakı değil, onların bulunmadığı, birbiriyle itişe kakışa uzlaşmaya çalışmaya çalışan, pazarlık yapan değil, tam tersi daha birlik halinde hareket edebilen bir iktidara destek, iktidar olsun diye destek veriyoruz. Yani yine de bizi yapılanlarla yargılamayın, niyetimizle yargılayın diyebilecekleri bir burada formasyon var. Şimdi hocam değindi, daha önce de bu görüşmeler yapıldı. Zımni destekler daha önce de alındı. Bu süre zarfında yapılan açıklamalar, eleştiriler veyahut övgüler ortada, net. Şimdi ben aslında o yüzden burada bir genişlemenin, şimdi CHP kanadından duyuyorum, bizden kopya çektiler herkes. Yahu ittifak sistemini getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten. Şimdi sen benden kopya çektiler dersen, hani görüntülü görüşme teknoloji, bak ben de bunu Türkiye'ye getirdim demekten daha komik olur. Şimdi tabii oradaki sıralama nasıl değişir, o da ayrı ölçülür, o da ayrı bir şey. Yani hangisi daha komik? Ayrıca yani bu bir haksa herkes herhalde alabilir. Hayır, o ayrı, zaten hakkı getiren, o pozisyonu getiren Cumhurbaşkanı'nın yaptığı anayasa değişikliği. Ya o yüzden şimdi kime ne satıyorsun yani? Şimdi asıl burada bakılması gereken şey şu. Ayırt edilmesi gereken şey. Havaya öyle bir şey üfürülüyor ki ya göz gözü görmüyor, böyle bir duman geliyor. Şimdi göz göz görmesi için bir sakinleşelim. Ortada ne var? Şu var. Saadet Partisi öbür tarafta. Saadet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun altında. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor ve yandaşları veya yanlıları veya destekçileri falan, bunlar siyasal analist, gazeteci, kamuoyu araştırma şirketi vesaire filan temsilcisi adı altında ekranlarda boy gösteren arkadaşlarımız yahut gazetelerde yazar adı altında yazı yazanlar, onlar ne diyorlar, nasıl izah ediyor? Diyorlar ki ya şimdi bak ne güzel, onu oraya almış, onu birleştirmiş, bunu birleştirmiş de nasıl bir güven verdiyse artık falan. Hani peki o kişiler neyi temsil ediyorlar? Şimdi ben size, yani size tabii değil ama hani kamuoyuna bazı sorular soracağım ki ya Ülke TV izleyicileri eğer eksik ya da tam cümle kuramasam beni bağışlasınlar. Çünkü o boşlukları doldurabilecekleri kadar benden daha hakimler aslında konuya. Şimdi bir tanesini hocam söyledi. Ayasofya'nın açılması konusunda Türk milletini temsil edebilecek kişi, en iyi temsil edecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan mıdır? Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi midir? Yoksa Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi midir?
Bu çok nettir yani. Bir oraya baksınlar, bir buraya baksınlar. Neden? Çünkü icra makamı, icranın başı Kemal Kılıçdaroğlu. Temel Bey efendim öyle dedi. Bakın hiçbir yetkisi yok. Cumhurbaşkanının yetkisi devredilemez. Yasal, anayasal ve yasal olarak bir, o Cumhurbaşkanı herhangi bir yetkisini devredemez. Ne, nasıl, ne olur? Cumhurbaşkanı yardımcısını yani mecburen veya lütfen dediğini yapmak durumunda kalabilir. Ne kadar? Nereye kadar? Hangi konuda? Şimdi ortada Temel Karamollaoğlu yok arkadaşlar. Ortada Meral Akşener de yok. Sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu var. Kim ne derse desin. İcra makamını, yetkisini ona veriyorsunuz. Bakın. Ama bir güven de yok işin bakın garibi. Yani şimdi ha, güvenmek zorundalar. Güven meselesi bakın. Güven meselesini açtık. Nasıl açtık? Güvensizlik olarak açtık. 4-7 Mart tarihleri arasında olan biten şey ortada. Çok basit bir örnek. İstanbul. 7 düvel bir araya geldi mi? Geldi. İyi Parti'de neredeyse sıfır fire İmamoğlu'na oy verdi mi? Verdi. HDP sıfır fire İmamoğlu'na oy verdi mi? Verdi. Cumhuriyet Halk Partisi sıfır fire verdi mi? Verdi oğlu verdi değil mi? Peki Ekrem İmamoğlu İstanbul kaçla kazandı? 60, 70, 80? Yok. 50. 48. Ya 50. Sen Haziran'ı hesaplama hocam. Haziran'da herkes birbirine girdi. Ahlak duygusu, ne derler ona, dürüstlük duygusu, bizim insanlarımız, onların da çaldınız, çırptınız, ya yanlış yaptınız, hödüdü, insanları çekti sandıktan. AK Partililerin çoğu sandığa gitmedi. Ölçüyorlar, yok gitti filan. Evet sonradan eyvah, yani bu seçim zaten bizim de ama gidebilir diye yeni gelen var ama birçok da giden var da bizim de kulağımız var, konuşuyoruz yani. İki, öbür şeyde İmamoğlu'na destek veren de ya ne yap ondan başbakan mı şey mi belediye başkanı mı olur? CHP'ye ben vermeyeceğim Kemal Bey gitmedi filan deyip bir sürü sebepten de oy vermeyen de vay siz misiniz bunu bana yapan diye döndü geriye İmamoğlu'na oy verdi. O yüzden ben ikincisinin dinamikleri farklı hani bilimsel ifadeyle dinamikleri farklı diye dikkate alıyorum. Zaten 48 Hayır. aldı. Birincisini 48 de aldı. 48'e 47'ye yapıyor. Hayır, ayrı. Ama sonuçta bunu ortadan yani çok ufak bir fark var. Ortadan ikiye bölünce 13 bin fark vardı ya. Toplam 13 bin 17.729. Sonra işte 13 itirazlarla düştü ya. Evet, ki, 13 bin. Sayın Kartal diyor ki yani herkesin ya kiresiz bir şekilde vermesine rağmen. Herkes kiresiz verdi. Aradaki yani diğerlerini kenara koyalım 50-50. Öyle mi? 17 bin küsurat şey yüzde yapmıyor. Yani yuvarladınız. Bitti. 50 yüzde yapmıyor. 0 bilmem kaç. Eklemiyor. Aslında yani. 4 aslında milyon, 2'ye bölün 4 milyon 100 binin içerisinde 17. 6500 oyla kaybetti. Efendim? 2'ye bölün diyor sayın. Hayır, 2'ye bölün 6500 oyla kaybetti. Değil. Bakın İstanbul 50'ye 50. Yani, tamam. +1 ile kazandı. Ve AK Parti kaybetmek için elinden geleni yaptı. Ayrı bir, onu o ayrı bir bahis zaten. Orada tamam. Konuşulacak çok şey var. Evet. 50'ye 50 +1 aldı. Tamam. Hiç itirazım yok. +1 olan alıyor. Efendim 6-1 ile de olur mu falan. Onlar öyle diyorlardı ya. %40 ile Cumhurbaşkanı şey oldu. İktidar oldu %37,5 37.4 ile. Ay geride %60 bilmem kaç var. 66 i̇lk, var. İlk şey mi? İlki. 37,5. Sonra ya 50 ya 49.8 oldu. Hala diyor ki 50.2 var. Ya elinin körü şimdi. Ya sen 50+1 yeterken oluyor da. Ya bu iktidarlarda hatta o zamanlar 35'te falan iktidar oluyor. Başkaları koalisyonla 37 oluyor filan da oluyor. 99 olsa %1 konu ederler. Bir de oradan. Oy vermeyenlerin tamamını sen nasıl onun düşmanı sayarak konuşursun ya? Bunlar şeydi ya sosyolog yani. Sizin meslektaşlarınız televizyonlarda konuşuyorlardı. Yani insan, marifet sosyologlukta abi, değil. Değil tabii. Her zaman söylüyorum. Şimdi tam onu söyleyeceğim. İdeolojisi, körlüğü, kini, kabiliyetlerinin ve kapasite şeyinin müktesebatının profesyonelliğinin bilim insanlığının gazeteciliğinin sanatçılığının önüne geçtikten sonra kalan kısmı dikkate alınmaz. Bir siyasi ittifak halinde seçim kazandıran ve böyle olduğu için de ömrünün en güzel günlerini kendisine yaşatan bir insanın bir kriz çıktı diye tamam mı? Sifonu çekin diyen bir sanatçı olarak değerlendirilmez.
Gene sanatçıdır, işini yapar yani. Ona da kimse bir şey diyemez, yapabilir ismini. Fakat o artık bir siyasal siyasal görüşünü sanatçılığına tercih etmiştir o adam. Bir tane adam vardır, çok meşhurdur. Televizyonlara falan defalarca çıkmıştır. Adam çok meşhurdu da iyiden değil. Şu anda da bildiğim kadarıyla Interpol arıyor. Adam hakikaten memlekette yetişmiş en iyi böbrek cerrahlarından biri. Fakat adam organ mafyasına çalışıyor. Şimdi organ mafyasına çalışıyor. Adam cerrah değil, ondan doktor mu olur? Hayır, çok da iyi bir cerrah yani. Ama nasıl kullandığı? Ama bakın organ mafyasına çalışıyor yahu adam. Şimdi sen bir siyasal kin ile bütün müktesebatını ve seni sevindirmiş birine sifon çek diyorsan, onu sifon çekilecek şey yerine koyuyorsan, ondan sonra ben sanatçıyım işte kadına böyle bilmem, kadınlarımız şöyle, kadınlarımız böyle filan dediğin kişi kadın. Kapatalım dükkanı. Ben diyorum, ben plak alır dinlerim efendi efendi, geçmiş olsun. Üzülürüm yani. Derim ki bende de bir eksik vardı. Eskiden dinliyordum, ne güzeldi filan derim ama artık dinlemiyorum. Veyahut bir başkası fareler gibi çoğalıyor diye tweet atmış ama insan diye geziyor hala mesela. Fareler gibi çoğalıyor dediği bir kadın. Fare yavrusu dediği de çocuklar. Sonra çocuklarımız şöyle, çocuklarımız böyle, UNICEF iyi niyet elçisi filan değil de yani. Talip olur, yaparlar da. Neden? Kendi çocuğuysa çocuk, başkalarının çocuğuysa çoğalmış, çoğalan şey. Her neyse o artık yani. Şimdi bakın, bu ahlaksızlığı bizim temizleme şansımız yok. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yalnız. Gerçekten insanların şurada yapacağı tercih şu. O yüzden de söylüyorum. Bak, yetki bir kişinin. Belediyeden girdim ya. Belediye yetkiyi aldı Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti diyor ki biz topraktan girdik, zaten bizim adayımızdı. HDP diyor ki bizi yok sayamazsınız. Çok güzel ya, bir kavga etmenize gerek yok. Hepiniz birlikte yaptınız bu işi. Çok güzel. Peki. Bir gazete vardı. Basılı olarak ben görmüyorum. Bana gelmiyor ama şehirlerde yayınlanacak diye duymuştum. Sonrasını takip edemedim. Yeni Çağ. İYİ Parti'nin yayın organı. Sahibi İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili. Gazeteyi kapattı. Neden? Ya bize de söylüyorlardı. Ekmekleri kesildi de gazetelerini bilmem ne yapıyorlar falan. Yalan. Televizyonda direkt söyleyene yalan dedim. Morardı. Cevap veremedi. Dükkanı kapattı. Yalan çünkü. Şimdi ne dedi adam? O yani basılı halini belki büyük şehirlerde yayınlayacaklardı. Şimdi orada yanlış bir şey söylemeyeyim. Öyle duymuştum. Sonra benim takımla gelmediği için de takip edemedim. O benim eksikliğim. Haklarını helal etsinler. İlk 3 gün galiba. 3 gün kendi röportaj verdi kendi gazetesine manşetten. Bizi yok sayıyor dedi bu belediye. O dediği günlerde Küçükçekmece'de PKK parkı yaptılar. Şimdi bana diyeceksiniz ki efendim Meral Akşener başkan yardımcısı. Bak iki tane de belediye başkanını, zaten biri MHP'den geliyor. Öbürünün de işte sağcı geçmişi var falan. İmamoğlu da onun abla kardeşler. 3 tane başkan yardımcısı yapıyor İYİ Parti. Daha ne istiyorsunuz? Güçlü bir biçimde orada. Nerede? Gazete kapandı ya. Milletvekilinin partinin gazetesini kapattırdı. Adam da manşetinden 3 gün şikayet etti bunu. Şimdi siz bana Kılıçdaroğlu başkan, Meral Akşener güçlü başkan yardımcısı. Hiçbir işe yaramayacak, çok net. Burada yaramadı. %50 ile aldığın yerde yaramadı. Öbür türlü de hani alırsa ihtimaliyle konuşuyoruz. Bana göre öyle bir ihtimal yok. O da ayrı bir bahistir. Şu anda %55 ile Kemal Kılıçdaroğlu kazandı diye yazıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz kazanmıştık, kesin bir şey oldu burada. Hiç yakıştıramadım. Buradan söylüyorum ama hakikaten ben şimdi kediler mediler, fareler. Konuşacağım da kendisiyle. Bana gösterdiler. Hala fake mi diye düşünüyorum. Ankara'dan bir gazeteci, benim abi dediğim bir gazeteci. Diyor ki eğer seçimlerde hile olmazsa ya da ona benzer bir şey, Kemal Bey kazanır. Ya arkadaş bir tersinden düşünsene. Bu ne demek? Kazanamadı. O zaman kesin hile olmuştur. 2018'de şimdi, de o senaryoyu oynamaya bakın, çalıştılar. Bakın şimdiden seçimi çaldılar hesabı yapacak kadar durumun farkındalar. Çünkü ortada bir güven yok. Bakın İstanbul'da full güven vardı. Aldıkları o %50. Tamam. Full güven artı
Serdar'ın dediği gibi AK Parti kazanmamak için elinden geleni yaptı, tartışmaları var diyeyim hadi. Onu ayrıca tartışarak söyleyeceklerim var da hadi bu. Şimdi nereden buldun sen bunu ya? Hiçbir anketi yok biliyor musunuz? Goy goy anketleri hariç hiçbirinde yok. Yani bir algı operasyonu. Bir algı meselesi var. Gidiyor çünkü insanlar son tarihte şuna bakacaklar kardeşim. Bir bak Temel Karamollaoğlu yok. Bunların her biri şey hükmünde zaten değil. Ona kimse haksızlık etmesin. Bugünkü bizim başkan yardımcısı hükmünde değil yani. O onların her biri 7'ye bölünmüş durumda. Peki başkan yardımcısı 7 tane ise zaten 16 bakan var. Niye bakana ihtiyaç var? Ne yapacaksınız siz orada? Boşuna maaş alacaksınız. 16'yı 22'ye çıkaracak. Abi 22'de olur, 56'da olur. Zamanında biz 40'ın üzerinde bakan gördük bu memlekette. Evet. Şimdi bir açıklaması var onunla. Diyecek ki çok özür dilerim. Diyecek ki insanlar Refah Partisi'ne oy veren, Milli Görüş geleneğinden gelen, hala biraz bağ olan insanlar. Kardeşim Ayasofya konusunda ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na mı güvenmeliyim, Recep Tayyip Erdoğan'a mı güvenmeliyim? Temel Karamollaoğlu'nun dediğine mi bakmalıyım yoksa Fatih Erbakan'ın dediğine mi bakmalıyım? Aynı şekilde LGBT'ye, İstanbul Sözleşmesi'ne, terörle mücadele meselesine, İHA SİHA meselesine, Azerbaycan, Libya'daki Türkiye'nin desteğine, Büyük Türkiye idealine, sanayileşmeye, yazılımda, teknolojide üstünlük sağlamaya, TOG'a, motor konusu Erbakan dediğiniz zaman insanın aklına gelen ne? Yerli milli motor teknolojisi değil mi? Yerli milli sanayi değil mi? Ben bu konuda şimdi Temel'e mi bakacağım? Fatih Erbakan'a mı bakacağım? Bunun şeyi yok ki. Ya bunun tartışmaya bile açık değil yani. O kadar açık ve net. O yüzden bir organ şimdi bu konularda bu bakış açısı aynı şey. Kılıçdaroğlu'na mı bakacağım, Erdoğan'a mı bakacağım? Temel Bey'e mi bakacağım, Fatih Bey'e mi bakacağım? Bunları listelediğiniz zaman sağ taraf ağır. Yani net. Özneyi ne yerleştiriyorsanız ona göre kıyas yapmak insanlar gerekiyor. İnsanlar böyle bakmalılar. Öbür tarafta neden öbür tarafta? Bakın Temel Kemal ikisini ayırabiliyorsunuz. Çünkü o başka o başka. Diyorlar ki işte Temel Bey, Kemal Bey Temel Bey'i kırmaz. Aa ne güzel çiçek böcek falan vardı orada. Hani ne oldu niye kavga ettiler? Şimdi ama öbür tarafta öyle bir durum yok. Öbür tarafta zaten mantalite aynı. Yani Erbakan'ın mantalitesiyle Tayyip Erdoğan'ın mantalitesi arasında biri bana bir fark söylesin ya. Politika bakımından yapılabilir, öneridir. Ya icrada yapıldı, yapamadı. Eksiği vardır. Fatih Erbakan eksikleri de söylüyor. Diğerleri de söylüyor. Bakış açısı ne? Temel şemsiye ne? Hepsi aynı onların. Dolayısıyla orada bu taraftaki ittifak gibi efendim işte biz çok güzel bir uyum sağladık bilmiyorum. Hayır öbür taraf organik ya. Şimdi herkes ne diyordu hatırla. AK Partililer, AK Parti'de de dahil başından. Ya işte bu şey Devlet Bahçeli şöyle yaparsa. Ya böyle yaparsa. Ya bu seçim yaptırıyor şu herkese. Seçime zorluyor. Aradan çekiliyor hop boşlukta bırakıyor. Şimdi birçok aklı başında insan diyordu ki bakın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ittifaka girmesinin arkasında Türkiye'nin yaşadığı bir hain bir darbe girişimi var. Konuşmaya bakın. Devam edeceğiz şimdi. Bu çok önemli. Bir virgül koyalım çünkü reklama gitmeden Sayın Aktay'a da söz hakkı vereyim. Şimdi Saadet Partisi'nden kopmalar yaşandığı söyleniyor. Diğer yandan Yeniden Refah Partisi'nin katılması söz konusu. İYİ Parti masayı dağıttıktan sonra İYİ Parti'den istifa sesleri geldi. Geri dönenler oldu ama büyük bir orada da yine kopuş var. Dolayısıyla şimdi oy dağılımlarına baktığımız zaman yani seçimlere giden bu süreçte kimi ne ölçüde etkiledi sizce? Ya şimdi gördüğümüz bütün bu hareketlilikler partilerin üst düzeylerinde yaşanan hareketlilikler ve üst düzey elit tabakalarında yaşanan hareketler ve bu hareketlerin hepsi kendi arkalarında belli bir oy potansiyelini çantada keklik gibi görerek, varsayarak ve bunu pazarlık masasına öyle oturtarak aslında yapıyorlar bunu. İşte İYİ Parti bir ankette %12, 13, 14 bazıları 17, 18'e kadar çıkarıyorlar. Nereden alıyor yani acaba Türkiye'nin dışından başka bir yerden mi alıyorlar bu oyları? Çünkü netice itibariyle bir 100 dilimlik bir şey var. Bir oy dağılımı var. Bu 100 dilimlik oyun dışında eğer hepsini topladığınız zaman neredeyse Millet İttifakı'nın partilerinin her birisinin iddia ettiği oyların toplamı %100'ü geçiyor. Öyle bir komedi de söz konusu.
Tabii bu bir şeydir, bu bir söylemdir, bu da bir yarıştır, bu da bir propagandanın bir parçasıdır. Yani seçimlere giderken işte siyasi propagandanın en önemli şeylerinden bir tanesi, araçlarından, enstrümanlarından bir tanesini kendini olduğundan daha büyük gösterebilmek, kendini her şeyden önce karşıdaki, yani beraber müttefiklerine karşı kendini şu anda öbür tarafa kendini büyük göstermenin hiçbir anlamı yok. Masa kendi içinde bir paylaşım kavgası içerisinde. İYİ Parti'nin böyle bir %13'ü garanti olarak sayıyor olması en büyük yanılgılarından birisi olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %15'i, %25'i, %26'yı garanti sayması büyük bir yanılgı. Çünkü bazen bazı partilerin birbirleriyle ilişkileri bir takım tepkimeler de doğuruyor. Kimyasal tepkimeler de doğuruyor. Saadet Partisi'nde olduğu gibi. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı, onlara HDP'nin katılmış olması için, HDP orada bir kimyasal asit etkisi yapıyor. Hepsini eritiyor. Yani tam bir sülfürik asit yani geliyor. Şimdi HDP'nin oy anlamında soruyorum. Yani katılması mı avantaj oluyor o zaman bu masaya, yoksa hiç katılmaması? Bence HDP'nin bu oya şeye katılması, bu ittifaka katılması bu ittifakı büyük ölçüde yaralıyor ve büyük ölçüde dezavantaj oluşturuyor aslında. Onun için zaten bir aşk-ı memnu unsuru gibi bakıyorlar HDP'ye. Ama onlarda da şöyle bir hava var. Bizim bu kadar oyumuz var, bizi ikna etmelisiniz şeklinde. İyi de HDP'nin oyu da, HDP'nin iddia ettiği oy her halükarda çantada keklik bir oy değil. Yani Kürt oyu bizimle diyor. Yani iyi de Kürt oyun içerisinde LGBT'si var mı? Sen Kürt halkına LGBT'yi anlatabilir misin? Şimdi Kürt halkının önemli bir kısmı LGBT'yi bilmediği için, muhtemelen bazıları bilmiyor LGBT'nin ne anlama geldiğini. Birazcık işin aslını öğrenen insanlar Allah'ım mahfız falan diyorlar ve Allah mahfız ne diyor ve şeytandan kaçar gibi kaçıyor böyle bir şeyden yani. Siz ne anlatıyor ya? Lut kavminin şeyleri diyor bunlar ya. Lut kavminin, Allah'ın lanetlediği kavmi getirecekler, başımıza koyacaklar falan diye bakıyorlar onlar. Şimdi LGBT'nin bir Kürt için, yani bir muhafazakar Kürt için, hatta muhafazakar olmayan geleneksel bir Kürt için, yani geleneksel olmak illa muhafazakar olmak anlamına gelmiyor bu noktada. Bir Kürt, yani kimliği Kürt olan bir insanın LGBT'yi kabul etmesi söz konusu bile olamaz yani. Bu namus ya, namus için insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Töre cinayetlerin için işleniyor doğuda töre cinayetleri aynı sosyolojik evren üzerinde cereyan ediyor. Yani o sosyolojik evren içerisinde LGBT tarzı bir takım ilişkilerin sapık olarak nitelendirildiği, cinayet sebebi olarak değerlendirildiği. Çünkü insanın şerefini, haysiyetini, namusunu bundan daha fazla zedeleyen bir şey olabilir mi? Bunları sen getireceksin, şeyle beraber HDP'nin içerisine enjekte edeceksin. Şimdi Kürtler bunu gördükleri andan itibaren, dikkat edin bakın, HDP'nin oylarının önemli bir kısmı Kürtlerden gelmiyor artık. HDP'nin oy kaynağı Batı şu anda. Yani CHP'nin altından alıyor CHP'ni veya daha radikal sol örgütlerden alıyor. O örgütler buraya katıldığı ölçüde Kürtler kaçıyor. Kürtlerin önemli bir kısmı HDP'den kaçıyor şu anda. Peki nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir kısmı ortada kalıyor. Bir kısmı yeni bir şey arayış içerisinde. Bakın Hüdapar sessiz sedasız ilerliyordu. Hüdapar'ı siz az da görmeyin. Yani oyları daha önce işte şu kadar oy almıştı ya, potansiyel olarak Hüdapar Güneydoğu'da etkinliği faal, çok canlı bir örgütü var. O örgütüyle de çok sahada çok etkin. Şimdi onlar da boş durmuyorlar ve Kürt, onlar da bir şekilde Kürt meselesinde iddialılar. Kürt meselesinde çok kendilerine özgü bir söylemleri var. Kürt meselesinde bir defa şimdiye kadarki konvansiyonel resmi politikaların çok dışında şeyler söylüyorlar. Yani onlar da hani Kürt meselesi tamamen göz ardı edilerek bir siyaset yapılamayacağını düşünen insanlar, ama Kürtçü değillerdir. Yani Kürtçülük iddiasında değillerdir. Yine milli içerisinde, devlet içerisinde kendilerine biraz daha tabii ki dindar, muhafazakar bir kesime hitap eden insanlar. Bunlar bence bu şekilde biraz daha parlayacaklar ve ortada duran Kürt oylarını çekebilecek bir potansiyelleri de var. Peki. Onun dışında Şimdi onun dışında bir virgül koyalım çünkü araya gitmek durumundayız. Kısa bir reklam arası, ardından yine kaldığımız yerden devam edeceğiz siyasetin sıcak başlıklarını konuşmaya. Evet, kısa bir aranın ardından konuklarımızla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak yaşanan gelişmeler var elbette, onları da aktaracağız. En son Yasin Aktay'la konuşuyorduk. Akademisyen, sosyolog kendisi, şöyle genel itibariyle hem oyların nasıl etkileneceğini bizlere değerlendiriyordu, hem de bazı kopuşlar yaşandı dedik. Ne şekilde etki edecek? HDP konusuna geçeceğiz birazdan ama buyurunuz, sözünüzü tamamlayınız. Ardından HDP'nin Sayın
Demirtaş'ın diyeyim daha doğrusu bir şeyi var, mektubu var İŞENER'e, Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı'na. Bunun değerlendirmesini de soracağız yine. Evet. Aklıma başka bir şey geldi de şimdi Akşener, AK Parti falan şimdi. İYİ Parti ile Akşener. Onu da mı değiştirecekler şimdi? Sırf inat olsun diye bazen böyle bu tür şeyleri yapıyorlar. Alışığız bu şeylere. Şimdi bir virgül koymuştuk. Koyduğumuz yerde şunu söylemeye çalışıyorduk. Bu partilerin birbirleriyle ilişkileri, ittifakları tabanda da aynı şekilde bir ittifak kurulacağı anlamına gelmiyor. Ve her bir partinin kendine varsaydığı, farz ettiği veyahut da çantasında keklik gördüğü oylar yok. O oylar çantada keklik değil. Yani birleşme söz konusu olduğu zaman buna bir takım kimyasal tepkimeler ortaya çıkarıyorlar. Benzetme tamamen aslında uygun. HDP'nin bu ittifaka girişinde yapacağı etki zannediliyor ki ilave şey bir etki olacak. Yani aritmetik olarak işte her ikisinin oyları %40 aslında getirisi kadar belki daha fazla götürüsü işte, var. 52 oh çantada keklik ne güzel bu işi kotardık dedikleri için bir bakıyorsunuz bu ittifakın yandaşları, fondaşları, piyasadaki işte trolleri falan kaç gündür özellikle sanki büyük bir başarı elde etmiş. Ya altı üstü kavgaya ara verdiniz. Sadece bir ara vermiş olmayı Türkiye'ye sunulmuş büyük bir vaat olarak sundular. Yani büyük bir vaat olarak değerlendirdiler ve öyle yansıttılar. Yani ne güzel işte bak Türkiye büyük bir lütfa mazhar oldu. Çünkü altılı masa kendi arasında uzlaştı. Aday mı? Uzlaştı da ne oldu? Ne yaptılar? Bir aday üzerinde ittifak ettiler. Ne şartla ittifak ettiler? İttifak ettikleri şartlar. Şartlara baktınız mı? Mütareke şartları gibi şeyler. Yani 8'li bir başkanlık konseyi gibi bir durum oluşturacaklar ki başkanlık konseyleri genellikle diktatör rejimlerde olan bir şeyler. Yani biraz daha böyle kanton rejimleri, biraz daha böyle savaştan sonra ortaya çıkmış uzlaşamamış olan ve bir şeyde bir liderde anlaşamamış, dolayısıyla birbirlerine güvenmeyen bir takım yapıların oluşturdukları bir sistem. Bu sistem çok tehlikeli bir sistem. Ama Sayın Kartal az önce de bahsetti. Şimdi birbirine güvenmeyen bir altılı masadan bahsediyoruz. Tabii. Ama zaten bir yola çıkıldı ve bir aday da belirlendi. Şimdi bundan sonraki süreçte hem milletvekilliklerin bakanlıklar konusunda o zaman bir sürü tartışmaya da gebe. Her aşamada bir tartışma bekleyebiliriz. Çünkü şöyle, şimdi başkanlık konseyi nerede var diyelim ki şeyde var, işte Irak'ta var, işte kantonlara ayrılmış, Bosna Hersek'te var, işte şeyde var, Lübnan'da var. Dikkat edin her üç yerin, her üç ülkenin şartlarına bir bakınız. Her üç yönetilemeyen ülkeler, yani iki yakası bir araya gelemeyen ülkeler. Yani ve genellikle son zamanlarda ben şeydeydim, açıklandığı zaman yoldaydım, şeye de gidiyordum. Umman'a gidiyordum. Umman'da bir Yemenlilerin bir meselesi için bir toplantı vardı. O toplantıya katılmak üzere. Yanımda bir tane Yemenli iş adamı ve çok aklı başında zeki bir adam. Manzaraya baktı dedi ki ya bu tam bizim şeye benzemiş dedi. Bizim yapımıza benzemiş. Olacağı söyleyeyim. Nedir dedim olacak. Bizde de diyor şey vardı diyor böyle biliyorsunuz orada bir savaş oldu. O savaş halen devam ediyor. O savaşta farklı savaş lordları oluşuyor. Savaş ağaları dediğimiz bir kesim oluşuyor. O artık vekalet savaşları oluyor. Orada her savaş ağası başka bir ülkenin oradaki ajanı gibi, oradaki temsilcisi gibi davranıyor. Aslında sahadaki şeylerle de çok fazla bir alakası da kalmamış bunların. Yani sahadaki asıl kendi memleketini düşünen, kendi vatanını büyük bir şeyle bağlı olan, gönülden bağlı olan, kendi vatanının derdini, ızdırabını hisseden vatanperver insanlarla hiçbir alakaları kalmamış bu savaş ağalarının. Savaş ağaları işin geçim derdinde, işin bize ne çıkar, biz hangi ganimeti biz yakalarız derdindeler. Bu koalisyon güçleri yani bu asıl savaşan yani vekaleten bunları savaştıran ekipler bunlar anlaşsınlar işte bir istikrar belki göreli bir istikrar olsun diye bunları bir araya getirip 8'li bir konsey oluşturmuş ama yetkileri eşit her birisi işte mutabakatla mı karar alıyorlar? Cumhurbaşkan yardımcısı her birisi. Bir tane cumhurbaşkanı atanmış. 7 tane de cumhurbaşkanı. Tam bizim şeye çok uygun. Bizde de önerilen neye sorusu dediğin soru? Yemen. İşte her birisi hemen hemen aynı işte ortak alınmayan hiçbir kararın hükmü yok. Bütün kararlar ortak oy birliğiyle alınmak durumunda falan.
Ve diyor ne oldu peki şimdi diyorum. Diyor ki şu anda diyor tek gündem bu 7 kişinin veya 8 kişinin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları diyor. Bütün Yemenlilerin meselesi unutulmuş. Yemenlilerde bir savaş var. Ülke açlık içerisinde. 8 yıl devam etmiş olan savaştan dolayı ampute olmuş 10 bine yakın insan var. Bunların tedavisi gerekiyor. Ölmüş olan insanların şeyleri bile tam tespit edilememiş. Cenazelerinin teslimi var. Ülke fakr ve zaruret altında yaşıyor falan. Doğru düz hastane yok. Doğru düz bakım, hizmet falan yok. Sadece varsa yoksa tek mesele bu 8 kişi bir araya geldiğinde bunların aralarında anlaşmazlıklar nasıl çözülecek yani. O kadar ilginç şey bir durum söz konusu olmuş ki yani realiteden uzak bir konsey haline gelmiş. Bu konseyin bu ülkeye maliyeti inanılmaz çok pahalı bir maliyet tabii ki. Çok büyük bir maliyet. Şimdi dedi ki korkarım sizde de ya diyor biz diyor sabah akşam diyor Türkiye'nin modelini takip etmeye çalışıyoruz. Acaba biz Türkiye'den ne öğrenebiliriz diye bakıyoruz. Bir baktım sizde de diyor birileri akılları Yemen modeline kaymak üzere falan. Hakikaten dedi üzülüyorum dedi sizin adınıza inşallah. Böyle bir şeye mecal olmaz. Yani böyle bir şeye bir alan açılmaz dedi. Çok ilginç geldi bana o zaman. Evet. Şimdi sonra tabii gittik şeye Yemen'e. Uman'da bir tane şeye gittik. Uman'da Yemen'de ampute olmuş işte ayaklarını kollarını kaybetmiş insanlara bizzat Yemenliler ama bu 8 kişilik konseyle hiç alakası olmayan sivil bir oluşum çareyi bulmuş işte bir şekilde fonunu insani yardımlarla işte iş adamlarından oluşan bir fon oluşturmuşlar. Ve bir tedavi merkezi oluşturmuşlar işte protez takıyorlar ve protez bakım geliştirmek o kadar komplike bir işmiş. Yani bir gurur duyabileceğimiz bir şekilde 4 tane, 5 tane de Türkiye'den protez teknisyeni götürmüşler. Onlar esas yürütüyorlar ve hakikaten gurur duydum. Baktım böyle bacakları diz üstünden kopmuş insanlar o protezlerle top oynuyorlar. Yani bisiklet sürüyorlar falan. 35 günlük bir uygulama sürecinin sonunda baya normal hayatlarına dönebilecek. Hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya da devam edebilecek şekilde böyle bir uygulama. Yani şu ana kadar 3 sene olmuş kuralı. 3 sene içerisinde 1000 kişiyi tedavi etmişler. 1000 kişiye evet. Protez takmışlar. Şu anda sırada 6000 kişi var. Bakın Yemen'in bir sorunu bu. Gerçek bir sorun bu. Ve bu gerçek sorunla Yemen'i şu anda yönetmek üzere oluşmuş olan başkanlık konseyinin hiçbir alakası yok. Peki şimdi... Ama sivil toplum ve oranın halkı, gerçek anlamda halkı kendi çözümlerini geliştirmek zorunda kalıyor. Şimdi yani tevafuk bu ya şimdi sayın bu altılı masa kendi cumhurbaşkanı adaylarını ilan ettikleri saatlerde aynı saatlerde cumhurbaşkanı başka bir yerde basın toplantısı külliyede basın toplantısı yapıyor ve hükümetin aldığı kararları hükümetin özellikle depremzedelerle evet. ilgili Türkiye'nin gerçek bir meselesiyle ilgili geliştirdikleri. Bugün depremle ilgili önemli bir toplantı vardı yapıldı. Ayrıca zaten. Onu sunuyordu. O kadar ilginç bir yani çelişki daha doğrusu o kadar karşılaştırma o kadar paralel bir karşılaştırma ki yani Yemen'deki durumla. Ama Cumhurbaşkanı durumla. Zaten şunu savunuyor. Yani bu seçim gündemi deprem gündeminin önüne geçmemeli. Deprem evet. her şeyden öncelikli şu andaki. Konumuz aslında bu diyor. Hatta seçim müzikleri bile kullanılmayacak. Aslında sadece deprem değil. Orada depremde ülkenin meselelerinin evet. önüne geçmemesi lazım. Şu konuşmaya devam edeceğiz ama şöyle bir Ankara'ya tekrar bir dönelim. Sayın Arseven'le ilgili. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu önemli açıklamalar var dedik. O açıklamalardan biri de ben karşımda bir ittifak görmüyorum. Altılı bir koalisyon görüyorum şeklindeydi. Aynen şu şekilde ifadelere yer verdi. Karşımızda bir ittifak değil, tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır ifadelerini kullandı. İşi altılı olarak başlayan artık sekizli mi onlu mu olduğu meçhul hale gelen bu koalisyonun yayınladığı 12 maddelik bildiri bile tek başına ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı bir ispatıdır diyor Sayın Arsever. Şimdi sayın izleyicilerimize de hemen reklamın ardından HDP'nin mektubunu da yine ekranlara getireceğimizi söyledik. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e ama bunu sormadan da geçmek istemedim. Şimdi altılı ittifak bir ittifak görmüyoruz. Altılı koalisyon görüyoruz. Ne demek Cumhurbaşkanı tarafından bu ifadeler kullanıldı? Yani masanın pazarlık masası olmaktan öte ve yani bugüne kadar Türkiye'nin kazanımlarını bertaraf edip Türkiye'yi yeniden eski Türkiye dediğimiz hangi Türkiye'dir? Sık sık
darbelerin olduğu, 10 yılda bir darbelerin olduğu, şeylerin, üniformalı bürokratların, demokrasi dışı güçlerin baskı yaptığı, kurumların siyasetin çok üzerinde olduğu, vatandaşın ülkeyi yönetmediği, vatandaşın tercihlerinin ülke yönetiminde çok az etkili olduğu bir Türkiye tablosu vardı. İşte IMF'den bahsedebiliriz bu çerçevede. Birçok şeyden bahsedebiliriz. Yıllar yılı bizim gazetecilik hayatımız bunlarla mücadeleyle geçti. Yani biz dedik ki milletin tercihleri milletin yönetiminde etkili olsun ve milletin seçtikleri yani ülkeyi yönetsin. Ama bunun önüne engeller çıkartıldı. Sayın Erdoğan da bu engelleri aşağı aşağı işte bu noktalara geldi. Ve 21 yıllık iktidar söz konusu. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde Sayın Erdoğan'ın şey dili sürekli olarak olumlu dili, yani neyi yapacağız, neyi halledeceğiz, neleri eksik yaptık, neleri yaptık ve daha neleri yapmamız gerekir. Yani sürekli olarak bu dili. Şimdi bu deprem felaketi dolayısıyla duruşlar çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu seçim süreciyle ilgili ben yol haritasının da doğru olduğunu düşünüyorum. İşte sizin de belirttiğiniz müzik yayınlarının olmaması. Artı şu anda Cumhur İttifakı'nda şöyle bir karar var. Önümüzdeki süreç içerisinde gerilimlerden, çatışmalardan, bizi çekmek istedikleri dar koridorlardan mümkün olduğunca uzak kalarak vatandaşın problemlerine yoğunlaşacağız ve sürekli olarak olumlu dil kullanacağız. Yani bu tuzağa düşmeyeceğiz. Çünkü bir taraf kaostan besleniyor sürekli olarak. İşte ne oluyor? Gezi olaylarıdır. 28 Nisan muhtırasıdır. Hep böyle negatif. Efendim şunu yapacağız, bunu yapacağız. Geldiğimiz zaman şöyle süründüreceğiz, şöyle yargılayacağız. Sürekli olarak negatif dil üzerinden bir nefret şeyi, ittifakı oluşturulmaya çalışılıyor. Nefret bu çok şey, yani güçlü bir duygudur nefret duygusu. Bazen insanlar nefret duygusunun etkisiyle irrasyonel kararlar da alabilirler. Bugün burada bahsettiğimiz aslında irrasyonel karar alabilme ihtimalinin de var olduğu gerçeğidir. Toplumlar her zaman rasyonel kararlar almazlar. İşte İzmir'de işte yine sel baskını oldu. İzmir'in, Cenab-ı Allah İzmir'e bütün nimetleri vermiş ama İzmir'in halini görüyoruz. Ama hala siyasi tercihler değişmiyor. Yani bunu rasyonel bir tercih olarak görmek mümkün değil. Yine İstanbul seçimlerindeki tercih rasyonel bir tercih değildi. Rasyonel olsaydı Sayın Binali Yıldırım açık ara seçilirdi. Yani AK Parti ve çevrelerinin yaptığı hataları da hani bir daha önce de söylemiştik. Ama irrasyonel bir tercih oldu ve bunun da karşılığını görüyor, alanda görüyor. Yani İstanbul'da hangi hizmetten bahsediyoruz? Ankara'da hangi hizmetten bahsediyoruz? İşte efendim Mansur Yavaş başarılı bir belediye başkanı. Bana 5 tane icraatını sayar mısın? Şöyle dişe dokunur. O yok. Ama başarılı. Dolayısıyla bu değerlendirmeler de rasyonel değerlendirmeler değil ama irrasyonalitenin gittikçe prim yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Neden böyle? Bir, genç, tabii ki gençler, gençlerin kullanacağı oylarda ne kadar rasyonel davranabileceği tartışılıyor. Yine bu nefret ortamında bu yalanların doğrulardan çok daha fazla yayıldığı, çok daha fazla etkili bir şekilde propagandasını yapıldı ki bu niye böyle oluyor bunu da tartışmak lazım. Yani iktidar sizde, bütün imkanlar sizde ama burada dengeyi sağlayamıyorsunuz. Bunu daha önceki programlarda, evet, bunun anlaşılır sebepleri var. Çünkü yurt dışından, yurt içinden çok çeşitli çevreler, terör örgütleri, uluslararası medya saldırıyor. Bu var. Ama siz üzerinize düşeni tam olarak yapın da onlar yapacaklarını yapsınlar. Kış kışlığını yapacak sonuçta. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisindeyiz. Bu tablo içerisinde de yani sonuçların her şekilde seçimlerin sonuçlanabileceği, Sayın Yusuf Özkır hocamız da ifade etti. Yani nereden baksanız siyaset iki kutup arasında yarı yarıya. Biraz işte bugüne kadar biraz daha Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleyen tarafın az bir farkla
çok çok farklar değil, üstün olduğu bir sürece geldik. Dolayısıyla burada hakikaten her bir oyun çok önemli olduğu bir süreç içerisindeyiz. Artı şunu da söylemek istiyorum çok konuyu dağıtmadan. Buyurun. Tabii semboller de çok önemli. Şimdi Saadet Partisi'ni oraya niçin aldılar? Bir sinerjik etki oluştursun, bir sembolik etki oluştursun diye. Oy oranından dolayı almadılar onu oraya. Şimdi Saadet Partisi'nin önünde sergilenen o tabloya bakın. O tabloda ben şöyle okudum o tabloyu. Yani 28 Şubat 1000 yıl sürecek gerekirse diyen zihniyetin Saadet Partisi'nin önünde yaptığı şovu gördüm. Bu şovun çeşitli görüntüleri var. Tarihteki Mustafa Kemal Atatürk'le de alakalı değil. Daha çok Kemalist paradigma ile alakalı ki onun da Mustafa Kemal Atatürk'ü yansıtan tarafı yok. O Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasının bir takım istismarcılar tarafından kullanılmasıdır. Hı hı. Nitekim Kenan Evren, darbeci Kenan Evren, trenden halkı selamlarken bile bir kopya çekmeye ihtiyaç duymuştu. Yani ben işte Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ediyorum diye. Darbecilerin hepsi bu darbeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist devrimler için yaptıklarını darbeleri söylemişlerdi ki alakası yoktu. Dolayısıyla orada öyle bir şov sergilendi ve daha sonra Saadet Partisi camiasını da aslında hepimizi rahatsız eden bazı paylaşımlar oldu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu için mücahit dendi. Ben de yine Ülke Televizyonu'nda iyi o zaman Canan Kaftancıoğlu için de mücahide deyin. Şimdi Mücahit Erbakan, Mücahit Erdoğan bu camianın sloganlarıydı. Yani mitinglere geldikleri zaman, stadyumlara geldikleri zaman Mücahit Erbakan, Mücahit Erdoğan diye kitle tarafından selamlanırlardı. Dolayısıyla böyle bir noktaya gelince yeniden Refah Partisi'nin veya işte genişlemesinin farklı bir anlamı oldu. Çünkü ilk bölümde bahsedilen meseleler, Ayasofya meselesi, Ayasofya'nın açılması, bizim mefküremiz, hayalimiz, yani kimi zaman olmayacak denilen şey gerçekleştirildi. Ama Sayın Fatih Erbakan oradaydı. Yani Ayasofya'nın açılışında bulundu. Bakın TOG açılışı yapıldı. Yerli otomobil üretimi bizim engellenen hayalimizdi. Gerçeğe dökülmesi, gerçekleşmesi engellenen hayalimizdi. Orada vardı Sayın Fatih Erbakan. Sayın Ali Babacan yerli ve milli savunma sanayi hamlelerini Bayraktar'ın şahsında hedef aldı. Sayın Fatih Erbakan açıklamayla bu tutumun son derece yanlış olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından biliyorsunuz olağanüstü hal ilan edildi ki hal gerçekten çok olağanüstüydü. Hiç tereddütsüz olağanüstü hal doğrudur dedi. Daha sonra Yeniden Refah Partisi Acar diye bir arama kurtarma ekibi var. Selamet Derneği var. Depremzedelere yardımda hemen öne çıktı. Sayın Fatih Erbakan alana gitti. Sayın Oktay'la, Fuat Oktay'la görüştü, ziyaret etti. Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Diğer bakanlarla görüştü. Yani ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye mesajlar verdi. Bununla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin ontolojisi gereği, duruşu gereği, rahmetli Erbakan'ın duruşu gereği, önce ahlak ve maneviyat ve milli üretim, bu noktalardaki eksiklikleri, milli eğitim, aile politikası, kültür politikası ki hepimizin bu konuda kimi dozu fazla, kimi işte incitmemeye çalışarak ama eleştirilerimiz var, yapılması gereken şeyler olduğunu söylüyoruz. Aile toplumun temelidir diyoruz. Ailemiz biterse toplum da biter, ülke de biter, milli güvenliğimiz de biter. Beka meselesidir diyoruz, aile meselesi. Burada yapılması gereken şeyler var. Ekonomiyle ilgili, ekonominin gidişatıyla ilgili, milletin kaynaklarının sağlıklı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili, liyakatla ilgili elbette. İşte LGBT'nin hani simgelediği o akımlarla mücadeleyle ilgili tabii ki duruşu var. Yani aynileşmesi şey değil, önemli olan hayra motor, şerre fren olabilmek. Peki şimdi isterseniz bir hem bu şimdi bir HDP'nin mektubunu da bir verelim Sayın Arsemin. Onun üzerine de yine konuşmaya devam edeceğiz. Bir de ona bakalım. Evet. Önemli başlıklar var çünkü yani programın bir bitiriyorum dışında. İki cümleyle. Buyurun. İki cümleyle. Buyurun. Evet. Yarım kalmasın estağfurullah. Yarım kalmasın. Buyurun. Yani buradaki sadece ve sadece partilerin oy oranları değil,
oy oranları değil, ne kadar oy sağlayacakları değil, hayırlı çalışmalara ne kadar motor olacakları, yanlışlara, çünkü iktidarlar da yanlışlara yönlendirilebiliyor. Bu da çeşitli defalar ifade edildi. Aldatıldık dendi, yanlış yaptık dendi, hakkınızı helal edin farklı noktalarda dendi. Yani eksikler olabiliyor, yanlışlar olabiliyor, istikametten şaşırtma çabaları olabiliyor, etkileme çabaları olabiliyor. Ben de diyorum ki, yani siyasi iktidar etkilenecekse hayırlı yönlere doğru etkilensin. Bu hepimizin hayrınadır diye düşünüyorum. Hı hı. Ve umarım Cumhur İttifakı sağlıklı bir şekilde genişleme sağlayabilir. Şimdi HDP'nin galiba bu Selahattin Demirtaş'ın Sayın Meral Akşener'e tehdit niteliğinde, bana göre de muhtıra niteliğindeki herhalde mektubunu vereceksiniz şimdi. Evet, şimdi Sayın Arsemen'e şimdilik teşekkür edelim. Yine devam edeceğiz ama Edirne Cezaevinden Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e yazmış olduğu mektup oldukça konuşuldu. Bu mektubun içerisinde bir takım sorular da vardı. Şimdi onlardan en dikkat çekici olanı belki de bizim bakanlık gibi bir talebimiz yok ama siz ısrarla bakanlık veremeyiz diyorsunuz. Hani o Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara gelebilirseniz bizim oylarımızla geleceksiniz. Zin altı çizilmiş özellikle bu mektupta. Orası çok dikkat çekici. Diğer yandan yine bir araya gelemeyiz dedi Sayın Akşener, biliyorsunuz ki, ve Kılıçdaroğlu'nu aslında görevlendirildi bu konuyla ilgili. Kılıçdaroğlu da elbette görüşeceğim dedi. Bütün herkese eşit mesafedeyim şeklinde açıklama yaptı ama genel itibariyle Sayın Akşener'e yazmış olduğu mektupta şimdi sormam gerekiyor diye başlayan bir kısım var. Burada yine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz diye ilk sorudan başlayalım Sayın Özkır. Şimdi Selahattin Demirtaş kendisinin ikna edilmesini bekliyor bu mektupta. Ve Sayın Akşener de biz bir araya gelemeyiz diyor. Yani iknayı bırakın, biz aynı masada bir araya gelemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu görüşebilir ama kesinlikle ne şimdi ne de sonrası için böyle bir şey mümkün değil diyor. O zaman bu mektup karşılık bulmayacak mı? Şimdi Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e yazdığı bu mektuba geçmeden önce iki tespit yapmak istiyorum. Birincisi, 2015 7 Haziran seçimlerinden önce sonra biliyorsunuz AK Parti tek başına hükümeti kuramamıştı. Birinci partiydi fakat hükümeti kuramamıştı. Muhalefet partileri olarak Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve MHP. MHP %16 oy almıştı 2015 7 Haziran seçimlerinde. Ve AK Parti'nin iktidardan gidebilmesi için o dönemde Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu blok Devlet Bahçeli'ye, yani MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, isterseniz siz başbakan olun. Yeter ki şu koalisyon hükümetini kurabilecek şekilde kendi aramızda birlik olduğumuzu duyurabilelim. İstersen sen başbakan ol bağlamında bir çağrıda bulunmuşlardı. Hatırlayalım, MHP Genel Başkanı o dönemde bu çağrıyı reddetti ve seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi öyle, ben bu mektubu biraz ona benzetiyorum. Yani o benzer bir çağrı şimdi İYİ Parti Genel Başkanı'na yapılıyor. Acaba İYİ Parti Genel Başkanı birkaç gündür sessiz, bu mektup geldikten sonra bir açıklama yapmadı. Yani ben görmedim ya da bir test halinde. Yani Sayın Bahçeli'nin 2015'te verdiği o cevabı elinin tersiyle kendisine gelen o teklifi itmesini, acaba şimdi Sayın Akşener, ki aylar boyunca Sayın Bahçeli'nin yeterince iyi milliyetçilik yapamadığını eleştirerek, biliyorsunuz MHP'den ayrılıp da partiyi kuran bir ekip, İYİ Parti ekibi. Dolayısıyla Sayın Akşener'in bu konudaki test durumunun nasıl bir sonuç çıkacağını kamuoyu takip ediyor, görecek. İkinci tespit, bunu bir taviz olarak mı görüyorsunuz şeklinde de yine onu da soracağım Sayın Akşener'in. Taviz olarak mı görüyorsunuz demiş Demirtaş. Ona geleceğim. İkinci tespit, normal koşullarda Selahattin Demirtaş'ın bu kadar açıktan tırnak içinde muhtıra verir gibi Sayın Akşener'i doğrudan muhatap alacak şekilde bir mektup yazabilme ihtimalini
Yani ben zayıf seçenekler arasına koyardım. Tamam, kamuoyu üzerinde bir takım mesajlaşmalar, söylemsel işte içerikleri falan olabilir. Burada sorun yok ama bu kadar açıktan bir mektubun ben zayıf ihtimali olduğunu düşünürdüm. Neden böyle bir noktaya geldi İYİ Parti? Bence Sayın Akşener'in Kılıçdaroğlu karşısında attığı geri adım, yani masadan önce kalkıp sonra hiçbir şey almadan masaya tekrar geri oturması ve Ali Babacan ifadesiyle söylersek masa yerindeydi, bir parti kalktı, sonra geldi tekrar oturdu. Pozisyona düşmesinden dolayı İYİ Parti'nin kamuoyunda zayıfladığını düşünüyorlar. Yani ve zayıfladığı düşüncesi üzerinden Selahattin Demirtaş da yeni bir salvo. Aslında bu yeni bir salvo olarak gidiyor İYİ Parti'ye ve Sayın Akşener'e. Dolayısıyla burada İYİ Parti'nin karşı karşıya kaldığı durum aslında çok belirsiz, muğlak bir durum değil. Verebileceği net bir cevapla hani kamuoyunu açıklığa, aydınlığa kavuşturabilir. Fakat işte birkaç gündür bekliyor. Normalde buna çok hızlı bir cevap verebilirdi. Dolayısıyla bu iki tespiti yaptıktan sonra mektuba gelelim. Şimdi orada da Sayın Akşener'e bir televizyon ekranında soruldu. HDP'ye bakanlık verir misiniz? O da dedi ki HDP'ye bakanlık veremeyiz. Onun teklifi masaya da gelemez. Ama CHP Genel Başkanı, bunu tekrar söylüyorum, CHP Genel Başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu görüşebilir. Ama CHP Genel Başkanı aynı zamanda zaten CHP Genel Başkanı buna, kimliğiyle değil, altılı masanın bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşecek. HDP Genel Başkanı buna, eş başkanı hızlı bir cevap verdi. Ne dedi Mithat Sancar? Dedi ki, hayır dedi, öyle değil dedi. CHP Genel Başkanı değil. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun buraya Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak davet ediyoruz. O şekilde görüşeceğiz dedi. Ve İYİ Parti'den buna üst seviyede bir açıklama gelmedi. İYİ Parti'yi biraz şu an özellikle masadan kalkıp o kadar sert açıklamalar yaptıktan sonra yeniden oturması ve hiçbir şey almadan masaya yeniden oturduğu için zayıf halka görmeye başladılar. Bence en azından şu an kamuoyundaki şey algı bu yönde ve buradan da umutlanarak HDP'yi belki kendi stratejileri gereği resmi olarak Millet İttifakı'na katmayabilirler ama bütün o mekanizmaların içerisine bir şekilde eklemleyecektir ki burada da şu formülü öne çıkartıyorlar. İşte HDP'li hani diyebileceğimiz bazı isimleri CHP'den milletvekili yapıp sonra da işte hani eğer kazanabilirseler bakan vesaire yapma gibi bir takım formüller konuşuluyor. İsimleri de var da şimdi netleşmediği için söylemeyelim ama hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sezgin Tanrıkulu'yu alın bugün HDP'ye koyun. Yani herhangi birisi bunun çok farklı nasıl oradan oraya geçti, onun siyasal anlayışı oraya uyar mıydı diye çok tartışılacak bir şeye sahip değil. Dolayısıyla bu tür ara formüller şu an konuşuluyor. Burada Selahattin mesela Demirtaş'ı... çok affedersiniz. Demirtaş'ın sorduğu bir soru da daha var. HDP için neden hak değil diyor. Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz diyor. Size hak olan müzakere durumu bizim için neden hak değil diye soruyor. Bunu da tabii ki yani %13 müydü? %12 miydi? 11 şu anki oyu. Şu anda 11. Yani oy oranı olan bir partinin sorması kadar herhalde şimdi şu, normal bir şey yok aslında baktığımızda, yani bu çerçevede baktığımızda. Bence şu bizim hepimizin bir utancı. Türkiye'de terör örgütü PKK'ya PKK diyemeyen bir siyasi PKK diyor da terör örgütü demiyor. Terör örgütü diyemeyen bir siyasi partinin bu kadar kamusallaştırılabilmesi, kamuoyunda sevecen hale getirilmesi, bazı medya kuruluşları da bu konuda özel çaba içerisinde ve bazı siyasi partilerin de HDP'den hiçbir şey almadan, HDP'ye hiçbir konuda geri adım attırmadan HDP'nin taleplerinin pek çoğunu neredeyse karşılayacak pozisyona gelmesi. Bu Türkiye'de yani toplum olarak bence çok ciddi açmazlarımızdan birisi. HDP'nin PKK'ya, evet PKK terör örgütüdür. Evet, bizim
seçilmiş belediye başkanlarımız asla PKK ile ilişkili, PKK'nın işine yarayabilecek, PKK'yı sembolik düzlemde meşru gösterecek bir adım atmaz, atamaz. Evet, bizim de savunduğumuz belli konular var, belli iddialar var ama PKK terör örgütüdür. Dedirtecek pozisyona Türkiye gelmeliydi. Gelememiş olmasının nedeni bu siyasal rekabettir. Bakın, HDP'li belediye başkanları seçildiğinde, hani örnek verelim, Diyarbakır Belediye Başkanı seçildiğinde ne yaptı? Diyarbakır Belediyesi'nde ilk yaptığı iş PKK marşını okutmaktı. Ya şimdi bu konularda mesela Deva Partisi HDP ile görüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile görüşüyor. Bu konularda bakın siz şu konularda kendinizi düzelteceksiniz. Bu konulardan geri adım atacaksınız. Ya da siyasal taleplerinizi meşru düzleme, demokratik düzleme taşıyacaksınız bağlamında bir cümle kuruyorlar mı? Bir açıklama yapıyorlar mı? Bu anlamda HDP'yi bir geri adım attırma süreci oluyor mu? Olmuyor. Olmadığı için de Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'nın daha önce yayınladığı o mutabakat metinlerinde olduğu üzere hem kendisinin dışarı çıkartılacağı konusunda söz verilmiş olması, hem kayyum meselesinin arka planındaki hiçbir şeye bakılmadan iptal edilmiş olması. Yani kayyum meselesine dönük bir madde koydular biliyorsunuz. Arkasında ama yani PKK ile ilişkili şunlar yapılmazsa diye bir seçenek yok. Kayyum meselesini kaldıracağız diyorlar. Ve benzeri bazı taahhütleri de zaten bulundular şeye karşı, HDP'ye karşı. Bulundukları için de Selahattin Demirtaş bu kadar cüretkar bir mektubu doğrudan hedef alarak İYİ Parti Genel Başkanı'na yazabiliyor. Ve şey de çok yeni bir durum değil. Biliyorsunuz Fatma Kurtulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP vekili olarak İYİ Parti sıralarına döndü ve şunu dedi işte birkaç sene önce. Size söylüyorum dedi, burada oturuyorsanız HDP oylarıyla oturuyorsunuz dedi. Biraz daha sert bir cümle ona kurmuştu. Ona benzer bir açıklama yaptı zaten. Şimdi aynı şeyi söylüyor konusunda. Selahattin Demirtaş. Diyor ki benim sizden daha çok oyum var. Hani neredeyse diyelim. Ve benim vereceğim oylarla sen pazarlık yapıp bakan seçimi kazanıp bakan çıkaracaksın. Bu bana hak değil mi? Kendi durduğu yer, bakın kendi durduğu yer açısından bakıldığında, çünkü kendisine karşı dönüp kurulması gereken cümlelere kurulmadığı için haklı. Yani eğer siz Selahattin Demirtaş'ın oylarını alıyorsanız %10, 10, 11 veya 9 neyse artık çıkacağını bunu alıyorsanız, bunlarla bakan oluyorsanız, o zaman gizli kapılar arkasında değil, getirin alın HDP'yi masaya oturup konuşun. Belki ona siz bir geri adım attırırsınız. Belki bir Türkiye'nin gerçekten bu demokratik anlamında bir şey olur, kazanç olur. Dolayısıyla bunu yapamıyorlar. Buna cesaretleri olmadığı için kapalı kapılar arkasında bu süreçler yürütülüyor. Ama görüldüğü üzere Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti'ye yönelik yaklaşımı bu anlamda sanki son noktasına gelmiş durumda. Ve bu mektup bence İYİ Parti'nin başının üstünde demokrasinin kılıcı gibi şu anda dolaşıyor. Çünkü buna buradaki sert iddialara, ithamlara bir cevap vermeleri gerekiyor. Ben hala çok net bir cevap görmedim. Peki Sayın Kartal'ına devam edelim. Mektuptan devam ediyoruz. Sayın Demirtaş diyor ki HDP seçmeni ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim diye devam ediyor. HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diyor. Akşener'i acaba taviz veriyor olarak mı görüyorsunuz kendinizde? Eğer görüyorsanız sebebini merak ediyor herhalde. Şimdi benim gördüğüm HDP'nin politikaları, HDP diyor ki ben halkı temsil ediyorum. Ben ne diyorsam halk bunu söylüyor. Bunun gerçek olup olmadığına dair de kimse bir sorgulama yapmıyor. Şimdi İYİ Parti diyor ki eğer diyor Kılıçdaroğlu aday olursa diyordu daha doğrusu. Benim seçmenim %30'u %40'ı başkanlığına Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı için oy vermez. %30 %40. Yani %60 %70 verir. Şimdi o en iyimser şeylerde %11 görünüyor. Ya da ne bileyim işte ya masa ittifak için kendini yırtan anketçiler var. Biri Team Araştırma, bir tanesi Aksoy.
kendilerini yırtıyorlar masa kazansın diye. Kendini yırtan adamın verdiği oy oranı bu. Şimdi, Twitter'da biyosuna en son söylediğin anketçi CHP'li yazıyor. Böyle yazıyor. Öyle CHP'li mi? Tamam, yani. Ya dürüst adam. Yani bir şey demiyor. Şimdi o da ayrı yani. Onu şimdi anketlerine baktım. Kimin oranı ne gözüküyorsa hepsini topluyor. Milimetrik. Üstüne bir de diğer diye bir hane var ya. O hanenin de tamamının üzerine ekleyip Kılıçdaroğlu'na 56 yazıyor. Yani bu şekliyle bir kazanamayacağına bak. Ben size söyleyeyim. Yani burada dursun. Eğer AK Partililer bir kere bile Erdoğan'a oy vermiş olanlar bir yüksek sesle hakaret amiz konuşanların baskısı altında eziliyor ve tırnak içinde kendi adamından vazgeçiyorsa buna söyleyecek sözüm yok. Ama eğer vazgeçmeyecekse sırf sesi çok çıkkının bir karşısındaki kalabalığı, kitleyi bastırdığı durumu kabul edecekse, burada ezilecekse ben ona bir şey söyleyemem. Ama ezilmeyecekse Tayyip Erdoğan %52,5'la kazanır. Bu benim şu anda en ne 2018'de aynı. Salim kafayla söylediğim şey. Bakın tam tersi olur da hepiniz bir araya geldiniz ve bir araya gelirken de hem ülkücülere, sağcılara, muhafazakarlara söylemediğiniz laf kalmadı. Bir hafta, 3 gün içinde ya. Tabii. Meral Akşener nezdinde hepsine ağzına geleni söylediler. Biraz da şey itiraz edeydi Temel Karamollaoğlu. Siz onun o zaman lafın ağababasını görün. Hadi lafın ucunu getirip bu İslamcılara diye de değdirenler oldu, o ayrı da. Hadi onları marjinal sayalım ki bana göre değil. Bir de hani karşınızda da böyle bir bilenmiş kitle var. Umurunda bile değil Meral Akşener. Başkan adaylığını aldım ben diye hala bu tutumunu devam ettirenler var. Nasıl olsa başkan adaylığını aldık ya. Nasıl olsa seçimi garanti kazanıyoruz. Kiminle? Bu adamların gazıyla. Ve hakikaten hiç ummadığım adamlara da hile olmazsa Kemal Bey kazanır. Kazanmadıysa hile olmuştur. Bugünden bunu söyleyenin, tamam mı? Hangi meslek grubunda olursa olsun o meslek erbabı olarak anılmaması lazım. Çünkü hiçbir meslekte ahlaki olarak efendim filan ameliyatı bana vermezse verirse onun için o iyi bir işte hastane yöneticisidir filan. Vermezse kötüdür o zaman. Böyle bir ölçü olur mu ya? Adamı hastaneden kovarlar bir doktor böyle bir şey söylese. Ama bizim siyaseten söyledi o falan hemen kıymete biniyor. Siyaseten söylenen şey ya bir şey yalansa yalandır. Ahlaksızlık da ahlaksızlıktır. Siyasette olduğu zaman masum sayılmaz ki. Efendim ama öyle olmuyor işler falan. Öyle olmadığı için zaten durumumuz bu. Bir yerde en olmadık yeri memleketin içinde nesine bakıyorlar? Ortalama evlerin olduğu mahalleleri mi temizliyor belediyeler önce? Ne yapıyor? Önce çeri çöpü temizliyor değil mi? Önce buraları temizleyeceksiniz. En olmaz denilen yeri temizleyeceksiniz. Ümraniye çöplüğünü mesela Cumhurbaşkanı bir abat etti, bir temizledi oraları. Şimdi Ümraniye'nin en pahalı yeri orası. Gaz patlıyordu, insanlar ölüyordu ya. Şimdi farkı böyle yaratırsınız radikal bir biçimde. Geçelim. Şimdi bir defa terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş kendini ve İYİ Parti adına konuşabiliyor. Hala. Bu oradaki paralel yapıları anlayın siz yani. İki, kendini yani HDP'yi İYİ Parti ile aynı yere konumlandırıyor. Siz partiyseniz biz de partiyiz diyor. İYİ Partililerin, İYİ Parti'ye oy verenlerin 1-2 dakika bunun üzerine düşünmesi lazım. Bakın biz FETÖ meselesi üzerine 2 dakika düşünmedik, başımıza neler geldi. Peki İYİ Parti bunu kabul etmedi, ne olacak? Şimdi etti ya da etmedi, İYİ Parti muhatap almayacaktır bunu. Kahvaltı davetinde muhatap aldı da burada almayacaktır. Şunu çünkü şu anda öfke kabarıyor. Televizyonlarda kahkaha atmasına bakmayın Meral Akşener'in. Kahkahayla bir şeyleri yokmuş gibi göstermeye çalışıyor. Televizyon programı boyunca psikolojinin güldü. Konusu yani. Tabii o psikolojinin konusu. Normal de yani. Şimdi
Öbür taraftan burada mesele bakan verdi vermedi falan olmaz. CHP'de HDP'liden daha HDP'li adam yok mu? Hı? Bu arada HDP... Neydi Amerika'nın WikiLeaks belgelerinde 716 miydi? Kaçtı? 387 miydi? 720 miydi? Numara verilmiş bir CHP milletvekili var. Hı hı. Kaynak numarası bu. Bu adam bize geliyor her şeyi anlatıyor ya. Kaynak bu adam. Numara verilmiş adam hala milletvekili asar tutar, atar keser gidiyor yani. Şimdi orada böyle bir durum var ya. Hı. Neden? Bir söz söyleme üstünlüğü var ya kendine vehmetti. Biz beyaz diyorsak beyazdır, siyah diyorsak siyahtır, kötü diyorsak kötüdür, çaldı diyorsak hırsızdır. Ya nereden biliyoruz? Ben söylüyorum ya. Peki şimdi reklama geçeceğiz. Sayın tamam. Aktay'a da söz hakkı vereyim. O yüzden o söz dedim pardon. O baskın, saldırgan söz güruhunun altında, saldırısında ezilmemek gerekiyor. Bu kadar net. AK Parti'ye bir kez Tayyip Erdoğan'a oy vermiş adam. Bir dakika ya ben bunun altına niye eziliyorum? Eziliyor muyum, ezilmiyor muyum? Hı hı. Kendi kararım mı gerçekten? Ya bırak ezilme işini kardeşim. Ben şu filan şeyden dolayı çoktan kararımı verdim. Eyvallah başımın üstüne ama lütfen karar senin olsun, bir daha düşün. Bir düşün yani. Evet. Bunu yapsın. Ben sonucu söylüyorum. Geri kalanı sonradan arıza çıkartmak için şimdiden yükleme yapıyorlar. Adamın anketlerini görüyorum, dediğiyle örtüşmüyor. Bu süre zarfını en çok kim değerlendirdi Sayın Aktay? Yani oyunun üzerine oy ekleyen bir parti oldu mu sizce altılı masada? Birinci sorun bu. İkincisi de HDP neden bu kadar kendini özgüvenli bir şekilde mektup diye yolladı yazıyı diyeyim gönderiyor ve sonrasında İYİ Parti diyelim ki kabul etmedi. Nasıl bir şekil alacak süreç? Şimdi bir defa HDP bu altılı masanın kurmaya çalıştığı denklem içerisinde kendisine hiçbir şey verilmeden ama bütün anahtar parti olduğunu bilerek farkında hareket ediyor. Anahtar parti yani HDP hem de kendisine destek veren oylar kendisine garanti, çantasında keklik olması şartıyla tabii ki. O da aslında biraz bir özgüvenle hareket ediyor ama orada da manzara öyle değildir. Orada da manzara CHP'ye destek verdiği takdirde İçinde İYİ Parti'nin olduğu yani Meral Akşener'in her gün HDP'yi aşağılayan, HDP'ye saldıran, HDP'yle biz asla bir araya gelemeyiz diyen, asla bir aynı kadraja giremeyiz diyen bir partinin var olduğu, kendisini aşağılayan bir partiye destek veriyor olmak dolayısıyla kendi seçmenler yani kendine garanti gördüğü seçmenlerin önemli bir kısmı oy vermeyecektir yani. O da orada öyle bir problem var. Daha önce söylediğimi tekrar etmem gerekirse burada parti liderlerinin ve yöneticilerinin aldıkları karar halkın da aldığı karar anlamına gelmiyor olacaktır. Ama genel olarak da yine de yani teorik olarak temsil ettiğini düşündüğü bir kitlenin adeta suçlu gibi görmesi. Hayır, o kitle suçlu görülmüyor. Partinin yönetimi suçlu görülüyor şu anda. Yani parti, HDP parti olarak PKK ile ilişkilerini bir türlü demokratik, meşru bir standarta götüremediği için, PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediği, arasına mesafe koymadığı için, şiddetle arasına mesafe koymadığı için suç işlemektedir. İşlediği suç da tabii ki yargıdadır. Yani henüz bu yargı, yani bir meşruiyet sorunu var. Bir meşruiyet sorunu olduğu halde bir normal bir parti gibi muamele görmek istiyor ve göremiyor. Göremediği halde anahtar bir parti ve bu durum doğal olarak HDP'yi de rahatsız ediyor. Yani hiç adam yerine konulmadan, kendisine hiçbir şey verilmeden, hiçbir şey vaat edilmeden kendisinden beklenen anahtar rolü de oynaması ve kazandırması gerekir. Şunu çok açık ve net. Yani şimdi üçüncü ayın altısında bu masa dağıldığında Sayın Aktay tekrar masaya oturur ya Akşener. Şimdi bu kadar tepki gösteriyor ya, burada da bir geri adım olabilir mi HDP'ye karşı? HDP'ye karşı mı? Meral Akşener'in HDP'ye evet. karşı. İkinci geri adım. Tabii ki olabilir. Olabilir ama olsa ne olur? Yani olsa daha da kötü olur. Bence olmamasını daha kuvvetle muhtemel görüyorum. Şundan dolayı yani belki de Meral Akşener böyle bir rolde oynayarak seçmenin kafasını karıştırmak üzerinden bir prim yapmak istiyor olabilir. Altılı masa lehine. Daha doğrusu bu ittifak lehine. Çünkü net bir kafayla kimse böyle bir koalisyona, böyle bir konfigürasyona
şey yapmaz. Yani bel bağlamaz ve ona güvenmez. Neden? Çünkü içinde işte Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütüyle iltisaklı böyle bir partinin, işte bölücü bir partinin, Kemalizm demek milliyetçilik demek. Kemalizm milliyetçiliğinin en temel esası Kürt meselesine yaklaşımdır. Ve Kürt meselesine yaklaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Kürt meselesinin başlıca sebebidir. Bakın başlıca sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve bugün Kürt seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturmaya çalışıyorsun. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan, Kürtlerden özür dilediği için mi Kürtler CHP'ye oy veriyorlar? Hani helalleşmeden bahsediyorlar ya. CHP Kürtlerden özür diledi mi? Kürtlerle helalleşti mi? Hayır. Öyle bir, ne öyle bir öz eleştiri duyduk? Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte şimdiye kadar işte Kürt meselesi vardır, tanıyoruz ve bu Kürt meselesinin baş sebebi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Ama biz çözüyoruz dedi ve çözdü de gerçekten. Yani ne anlamda çözdü? Tabii ki bugün HDP'nin iddia ettiği seviyede çözmedi. Hı hı. HDP'nin talep ettiği bazı şeyler seviyesinde çözmedi, çözemez. Öyle bir çözüm olmaz, öyle bir çözüm çözüm değildir. Öyle bir çözüm Türkiye'yi çözer her şeyden önce. Öyle, o yüzden öyle bir çözüme yaklaşmak mümkün değil. Biz tabii ki Kürt meselesindeki bizim yaklaşımımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımından baştan itibaren çok çok farklı olmuştur. AK Parti çok daha ilerici bir çözüm ortaya koymuştur. HDP'den bile ben daha çok daha fazla Kürtler lehine. Bakın HDP'nin Kürtler adına talep ettiği şeyler Kürtleri daha fazla marjinalleştirecek. Kürtleri Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz bırakacak bir takım şeylerdir, bir vizyondur. Öyle zannedildiği gibi ben Kürt meselesini savunuyorum diyerek Kürtlere yarar sağlamış olmuyorsunuz. Esas çözümü şu ana kadar AK Parti getirdi ve işte Kürt, en azından Kürtçenin üzerindeki baskılar, Kürt kimliğinin ifade edilmesinin üzerindeki bütün engeller kaldırıldı ve bugün artık Kürt meselesi yoktur deme özgüvenine sahip oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Kürt meselesi yoktur deyince bunlar hop oturup hop kalkıyorlar. Nasıl Kürt meselesi yoktunuz dedi. Aslında Kürt meselesi yoktur demekle bunların geçim kaynağının artık kalmamış olduğunu söylemeye çalışıyor. Onlar var dediğinde de hopluyorlardı. Var dediğinde bu masanın diğer tarafları, Cumhuriyet Halk Partisi kısmı, işte İyi Parti kısmı hop oturup hop kalkıyordu. İşte HDP tamam Kürt meselesi var, evet çözülecek diyor. Evet çözeceğiz ama biz sizin istediğiniz gibi çözeceğiz demedik ki. Sizin istediğiniz gibi çözmek demek Türkiye'yi çözmek demektir yani her şeyden önce. Peki, ipler Türkiye'yi daha da bölmek demektir. Bizim istediğimiz Türkiye'yi bütünleştirecek bir çözüm. Yoksa Türkiye'de işte Kürtler alsın başını gitsin ayrı bir şey oluşuyor. Bir bölgeyi onlara tamamen verelim, işte özerklik diyorlar. Ya, özerklik dediğiniz kimin özerkliğidir? Belli bazı örgütlerin, özellikle silahlı örgütün özerkliği ve hegemonyası demektir. Bölge üzerinde başka hiç kimsenin orada söz sahibi olmadan oraya ikta edilmesidir. Böyle bir ikta sistemi yok. Yani bunun böyle demokratik, bazı ileri federatif demokratik ülkelerin yönetimleriyle de bir alakası yok. Ya yani bunu belki Avrupa'dan işte bazı ülkeleri model almaya çalıştılar, uygulamaya çalıştılar falan. Yani bunu Türkiye'ye önermeye çalışma, dikte etmeye çalıştılar. Dikte ettikleri şeyler işte o çukur eylemleri, işte hendek eylemleri. Ya hendek eylemleriyle geliyor. Güya temsil ettiğini iddia ettiği insanları, ki ona Selahattin Demirtaş ona alkış tuttu. Selahattin Demirtaş o hendekleri kazan, o çukurları kazıp kendi halkının evine tecavüz eden insanları alkışladı, kahraman ilan etti. Peki. Şimdi orada sadece bu bile var ya. Sadece bu bile aslında HDP'nin Kürt meselesine ne kadar fantastik bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösteriyor. Fantastik ama çok zararlı bir fantazya. Sebep sonuç ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Diğer yandan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın da yapmış olduğu açıklamalar var. Yine bu meseleyi de konuşacağız. Açıklamalarını da konuşacağız ama yine bir reklam arası diyelim. Ardından devam edeceğiz. Bir virgülle tabii. Evet. Yine. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçim atmosferini konuşacağız. Seçime giden bu yol haritasında partiler neler yapıyor, ne gibi söylemler gündemde, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi HDP'nin Demirtaş'ın Sayın Akşener'e yolladığı mektuptan bahsediyorduk ve onun içerisinde bir takım sorular sorulmuştu. Bunların ne anlama geldiğini, diğer yandan partilerin bu süreci nasıl değerlendirdiğini konuşuyorduk. Bir açıklama da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan geldi ve Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından muhatabımız Kılıçdaroğlu dedi ve bu görüşmeye davetinden sonra da aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunda da netlik kazanacaklarını söyledi.
Sayın Arsemen, sizle devam edelim. HDP'ye bakanlık meselesi de oldukça konuşuluyor. Şimdi yeniden alevlendi. Bizim böyle bir talebimiz yok. İçerisine çekilmeye çalışılan bir HDP var. Ama bu manevrada geçersiz bir manevrada şeklinde bir değerlendirmesi var Sancar'ın. Buna katılıyor musunuz? Geçersiz bir manevra mı? Diğer yandan da bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki HDP çok sevdiği için o masadaki partilerin temel duruşlarına çok destek verdiği için bu noktada değil. Çok açık bir şekilde diyet istiyor. Diyor ki biz diyor belediye seçimleri kazanmanızı sağlayan partiyiz. Bunu oralarda bizim koltukta, bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz söylemiyle de birleştirebiliriz. Çok açık bir şekilde bunun diyetini istiyor. Şimdi biraz evvel işte İyi Parti buna nasıl cevap verecek, İyi Parti'den nasıl tepkiler gelecek dendi. Hayır, verdi o tepkileri. Mesela burada var, Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyayım. Diyor ki İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem bu mektupla ilgili milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum diyor. Evet. Şimdi onun da iddiası, HDP'nin de iddiası şu, ben diyor yüzde şu kadar oya sahip olan bir partiyim. Dolayısıyla bizi gayrimeşru bir parti olarak görmeniz ve bizimle temasınızı arka kapılarda sürdürmeniz bizi incitir diyor. Seçmenimizi incitir diyor. Tabanımızı incitir diyor. Dolayısıyla böyle bir yola biz girmeyiz diyor. Yani özeti bu. Bizi yok sayamazsınız diyor. Bizi gayrimeşru sayamazsınız diyor. Şimdi gayrimeşru sayılmamasını istediği talepleri neler HDP'nin? Çok açık bir şekilde Türkiye'yi bölmek, parçalamak, yutturmak. Suriye'nin kuzeyindeki benim hep arz-ı mevut hayaline giden yolda önemli bir adım olarak değerlendirdiğim o devleti kurmak ve önümüzdeki aşamalarda da zaten çok açık bir şekilde ifade ettikleri planları yürürlüğe koymak. Bu şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul etmeyeceği, hiçbir şekilde kabul etmeyeceği, kabul etmemesi gereken bir durum ve kabul etmeyecektir. Peki yani siyasi çıkarlar, hesaplar böyle bir şeye tamam dedirtir mi? Şu anda İyi Parti geldiği nokta itibariyle tamamen teslim alınmış durumda. Yani tabiri caizse kitlenin gazını almak için ara sıra açıklamalar yapılır ama sonuçta İyi Parti o masayı dağıtan masanın altında kalır noktasına geldi. Şimdi ölüm ile sıtma arasında bizi bıraktılar diyordu Sayın Akşener. Ölüm durumu olmadığına göre siyaseten sıtma durumu var demektir. Ağır hasta demektir. Dolayısıyla ağır hasta bir siyasi partiye HDP fırsattan da istifade muhtıra veriyor. Ben muhtırayı tırnak içinde de kullanmıyorum. Bu resmen bir muhtıradır ve daha evvelki muhtıralardan özde, esasta bir farkı yoktur. Tabii burada Sayın Yusuf Özkır hocamız işaret etti. Yani HDP'nin bu kadar yüksek oy oranlarına ulaşması aslında bizim de değerlendirmemiz gereken ve kendimizi sorgulamamız gereken bir noktadır. Ben daha evvelki programlarda dedim ki %6'lık bir siyasi hareket nasıl oldu da %10'lara, %11'lere çıktı? Sayın Yusuf Özkır burada tabii bizim de üzerimize düşen sorumluluğu aldı ve herkesin de alması lazım. Şimdi evet, Sayın Yasin Aktay hocamız daha evvel HDP'nin kimlik siyaseti yaptığına vurgu yaptı, çok doğru. Ama daha önce de yapıyordu. Yani %6 aldığı zaman da kimlik siyaseti yapıyordu. Hiçbir zaman kimlik siyaseti yapmadan durmadı ki, sürekli bunun üzerine bina etti ve görünen nokta Güneydoğu'dan o bölgeden aldığı oydan çok daha fazlasını artık farklı illerden, büyük şehirlerden alabiliyor. Yani bir bölge partisi olmaktan oy anlamında çıkmış ve daha çok oralarda etkili olmuş durumda. Sizin tabii ki
sırtını terör örgütüne dayadığını ilan eden bir parti olarak %10, %11 her neyse o oy oranlara ulaşmanız tabii ki kabul edilmesi son derece zor bir gerçek. Şimdi bu gerçek karşısında ne yapmak lazım? Yani önünüzde her ne olursa olsun tabelaya bakalım diyebilirler. Ne yapmak lazım? Bir kere dile son derece dikkat etmek lazım. Bazen AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı çok hararetli bir şekilde savunma pozisyondaki ya da pozlarındaki bazı arkadaşlar dille yaralayabilirler. Yani buna dikkat etmek lazım. Zaman zaman bunları görüyorum. Mesela işte biz işte hani Kürt kelimesini kullanarak sanki PKK terör örgütü Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir hava içerisinde bütün Kürtleri neredeyse tarif edecek, işaret edecek, kapsayacak bir dil kullanmak son derece yanlıştır. Bir kere PKK'nın Kürtleri asla temsil etmeyeceği, çünkü bu Kürtlere hakaret olur. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda da, Çanakkale Savaşı'nda da, milli mücadelelerimizde de Türkler kadar Kürtlerin de bütün bu ülkenin unsurlarının da katkısı olmuştur. Hatta Kurtuluş Savaşı'nda bazı noktalarda çok genellemeler yapılıyor. Gayrimüslim azınlığın bile katkılarının olduğunu biliyoruz. Nereden biliyorum? Çankırı'da bir güzel müze açılmıştı. Önceki belediye başkanının döneminde gittim orayı ziyarete. Hı hı. Orada bazı defterler vardı. O defterlerde Ermenilerin Kurtuluş Savaşı'nda savaşan askerlerimize ördüğü çoraplar, çorap yani ayaklarına giymeleri için yün çorap örmüşler. Hangi Ermeni vatandaşımız kaç tane örmüş, onların teker teker listesi var. Dolayısıyla biz hani o çerçeveyi bile dışında tutmazken tabii ki niyetleri o değil ama dile son derece dikkat etmek lazım. Yani hassasiyetler var. Uzun yılların biriktirdiği problemler var. Evet, CHP zihniyeti bu problemlerin büyümesinde baş aktör olmuştur. Çok büyük yanlışlıklar yapılmıştır. Travmatik durumlar vardır. Oradaki 60 yaşındaki, 70 yaşındaki insanlarımızın geçirdiği acı tecrübeler, yaşadığı acılar vardır. Dolayısıyla son derece hassas bir durum vardır. HDP'nin oy oranının bu kadar yüksek olmasından o bölgedeki siyasetçiler, siyaset yapanlar, çözüm sürecinin ben felsefesinin doğru olduğuna inanıyorum ama yolda yanlışlar yapıldı, muhataplıklarda yanlışlar yapıldı. Bunları da o zamanlar yazdım. Şu an sadece şu zaman söylüyor değilim. Yani efendim o çözüm süreci rüzgarı eserken herkes her şeyi yani çokları çok şeyi alkışlarken ben evet felsefesi doğru, yapılmak istenen doğru ama muhataplıklar noktasında büyük yanlışlıklar yapılıyor. Devletine, milletine sadık kalan insanlarımızın dışlanmaması lazım. Mücadele eden insanlarımızın dışlanmaması lazım. Onlara ilgi gösterilmesi lazım. Artı tabii ki adaylığı süreci ve milletvekillikleri söz konusu. Hem il başkanlarının, hem ilçe başkanlarının, hem oradaki parti yöneticilerinin, hem milletvekili aday listelerine yer alacak kişilerin tespitleri ve davranışları son derece önemli. Çünkü insanlar bir ölçüde yerel faktörlere bakarak da oy veriyorlar. Yani bir ilçe başkanının yaptığı bir yanlış, israf görüntüsü, vatandaşlar arasına duvarları örmesi, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de partinin hem de işte seçim sonuçlarının oyları üzerinde etkili olur. Yerel faktörleri de unutmamak lazım. Bu dili de unutmamak lazım. Mustafa Kartoğlu %53-52,5 civarında bir oy tahmininde bulundu. Şimdi ben de baktığım zaman bir de ben yani çok özür dilerim. İlk turda ben seçim hakikaten bitecekse anketlere bakıyorum. Çoğu da muhalif partilere yakın, aslında CHP'ye yakın anket şirketleri. Yakınlık derken televizyondaki konuşmalarını alt alta yazarsanız onlar da kendi profillerine CHP'li yazacak kadar öyleler. Onları alt alta koyarak söylüyorum bunları. Benim gerçekten hani bu bir muhalefet birlikteliğinin yarattığı bir şey var. Bir özgüven patlaması değil. Artık sıra bize geçti. Şimdi göreceksiniz gününüzü havası var. Hocamın da bahsettiği o sülfürik asit etkisi yapar diyor HDP ya. O havayı çok net gördük. Daha ortada hiçbir şey yok. Buna rağmen
Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı kazanması bile bu etkiyi yaratmış. Bunu insanlar bunu gördüğünde eğer sağlıklı, salim kafayla düşünürlerse bu çok daha ileri gider yani. Peki Arseven, diyelim ki ipler daha da gerildi. Evet. HDP kimi destekler? Evet. Şimdi burada mesela HDP olarak kafamızda %10, %11 bir blok çıkıyor ortaya ama şimdi onlar çok açıkladılar bunu, sırtımızı terör örgütüne dayadık dediler. Şimdi terör örgütü dediniz de aslında böyle yeknesak değil. Yani bir Öcalan grubu var, bir Demirtaş grubu var, bir Kandil grubu var, şu var, bu var. Hani böyle bütün partilerde aslında gruplar vardır. Yani gruplaşmalar vardır. Bu terör örgütü içerisinde o gruplaşmalar var. Farklı düşünenler var. Meral Akşener faktöründen dolayı oy vermeyecek olanlar var. Oradaki yerel siyasilerin performanslarına göre oy tercihlerini değiştirecekler var. Bunlar son derece önemli. Şimdi ne oluyor? Gidiyor, il başkanından, ilçe başkanından uzun zaman randevu alamıyor. Bunlar geliyor bana. Ya diyor, ben diyor ilimin diyor il başkanına diyor ulaşamıyorsam diyor. Yani bunlar beni yönetecek insanlar, beni dinlemeleri lazım. Hepsi salon siyaseti mi yapacaksınız? Bizi dinlemeniz lazım. Yani kendiniz işte şuradan şuraya getirdiniz birikiminizi, ilişkileriniz bu şekilde ama biz yokuz o ilişkiler içerisinde. Bakıyoruz, bu siyasi tercihe yansıyor. Yani HDP ile dünya görüşü hiç uygun olmayan, HDP'nin o Marksist felsefesiyle hiç örtüşmeyecek yaşantıya sahip olan insanlar bile bazı şeylerden dolayı. Bakın şimdi geçtiğimiz günlerde bir işte dışarıda oturduk, kameraman arkadaşlarla konuşuyorduk. Bir yetkili, ismini vermeyeyim, İşte çekim yapıyorlarmış. O çekim yaptıkları kişi ekonomik durumunda iyi. Ve şey demiş yani bütün yani yemek söylemiş o hani elite, bir de demiş ki şu kameraman arkadaşlara da gönderin de onlar da yesin. Ya yani şimdi demek? Çocuklar diyor ki bu bizim diyor kalbimizi çok yaraladı diyor. O nasıl kalbimizi. Bir ötekileştirme yani onu anlayamadım. Evet hani mesela bak bunu söyledi. Şimdi o yara açmış. Yüreğine yara açmış çocuğun onların. Diyor ki biz yemeği de yemedik diyor. Öyle olmaz diyor. Mesela biz soframıza buyurun soframız şenlensin buyurun. Hani çünkü ikram etmek ikram edene yarar. İkram edilene değil. Sevap kazanırsınız. Hayır kazanırsınız. Yani böyle şeyler olur. Şimdi dil mesela o kişi bunu kötü niyetle söylememiştir elbette. Ama dile son derece dikkat edin. Örselemiş. Ve o örselemekten dolayı da belki o kişinin temsil ettiği siyasi görüşe de arasına mesafe koymuş. Hepsi bunların böyle demiş. Şimdi ben burada Serdar Arseven olarak çirkin bir ifade kullanırsam, evet bu beni bağlar ama tamamen beni bağlamaz. Milat Gazetesi'nde bağlar. Ülke Televizyonu'nda daimi konuk olduğu için Ülke Televizyonu'nda bağlar. Onlar da hoşlanmaz. Dolayısıyla ben sadece Serdar Arseven değilim. Yasin Aktay sadece Yasin Aktay değil. Bir dünya görüşünü temsil ediyor. Bu temsil bir şekilde siz orada mücadele ediyorsanız halinize, hareketinize, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Bakın geçen cuma namazını işte kılarken böyle bir şeyin büyük bir işte plaza gibi yerin sıkıştı vakit alt tarafında dediler ki şey var, mescit var. Hadi orada kılalım. Hemen girdik oraya. Bir hani önemli bir kişi diyeyim. Aracıyla girmiş ta mescidin dibine şeyi koymuş, aracını koymuş, çıkışı falan tıkamış. Kapılar açılıyor. Böyle görüntülere gerek yok, dışarı bırak. Yani zaten camide şu önemli adam, bu önemli adam gibi fark yoktur. Omuz omuza hepimiz namaz kılarız. Orada zengin, fakir, orada önemli adam, önemsiz adam ayrımı yok. Mezarda da yok bu. Dolayısıyla bu davranışlara mesela o belki acelesi vardı. Belki o hassasiyeti düşünmedi. Belki onu götürenler düşünmedi ama yani benim dış çıkarış ya Serdar abi şunun yaptığına bak diyenler oldu. Ben de dedim ki hemen böyle art niyetli yaklaşmamak lazım. O anda onu düşünmemiştir ama son derece dikkat etmek lazım. Yani vatandaşın şimdi Kemal Sunal filmleri çok seyredilir rahmetlik. İşte kaç yıl geçti aradan tekrarlıyorlar filmleri. Niye seyrediliyor daha çok bunca zaman sonra? Vatandaş Kemal Sunal da kendi yaşantısından izler görüyor. Bunu istiyor vatandaş. Yani çarşıda olan, pazarda olan milletvekili istiyor. Dertlerini şey yapan. Şunu da söylemek istiyorum çok dağıtmadan. Yani konular çok geniş olduğu için biraz evvel arada 80 yaşında bir izleyicimiz telefon açtı.
hal hatır sorduktan sonra dedi ki, ya dedi Allah aşkına dedi, Ramazan'a gidiyoruz dedi, marketler dedi her Allah'ın günü şey yine etiket değiştiriyorlar, fiyatlar sürekli artıyor. Yani bunlar gündemde olmazsa bunlar da yıpratıcı etkiye sahip olur. Dolayısıyla bir an evvel yapılacaktır, yapılacaktır, yapılacaktır. İşte tarım kredi üzerinden yapılacaktır, şöyle yapılacaktır, böyle yapılacaktır. Evet, yani fiyatların artışını açıklayan global gelişmeler de var ama yani hani bir şeylerin de yapılması gerekiyor. Bunların da etkisi olur. Dolayısıyla ben Mustafa Kartal'ın söylediğine geliyorum. Evet, ben de öyle görüyorum. Seçim ilk turda bitecekse yani ikisinden birisi kazanacak demektir. Üçüncü aday hani zayıf adaylar çıkarsa, HDP aday göstermezse ilk turda bitecek gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı oy oranı bakımından yüksek, oy kullanmayacaklar var. Oy kullanma oranı ne olur bilmiyorum. %80-85'lerde mi seyreder? Dolayısıyla yani daha güçlü ama şimdi vatandaşın problemleriyle şu anda güzel bir strateji izlemiş Cumhur İttifakı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hı hı. Yani şu bir ana noktaları şu: vatandaşın dertleriyle dertlendiğimiz gerçeğini göstermek. Bizim yani bu gerilimden, şeyden, çekişmeden bir taraf çünkü sürekli olarak gerilim üretmek istiyor. Bakın hani dedik ya, seçimleri kaybedersek biz hile yapıldı diye kaybederiz söylemi bile aslında seçimleri kaybedeceklerini gördüklerini ve seçimden sonra ortalığı karıştırmak için bir meşruiyet tartışması meydana getireceklerini gösteriyor. Çünkü böyle denmez. Şimdi seçimi kazanacağını düşünen, farklı bir şekilde kazanacağını düşünen böyle bir söylem içerisine girmez. Kutuplaştırmaktan mümkünlüğünce uzak durur. Ortak açıklamada, ortak bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere giremez demez. Bundan uzak durur. Çünkü sen kendinden eminsindir. Seçimleri kazanman, hükümet istifa diye bağırmaz. Bir sene evvel, iki sene evvel hükümet istifa diye bağırmanın anlamı vardır. Ama seçime iki ay kalmış, siz birilerini hükümet istifa diye bağırtıyorsunuz. Ya zaten siz kazanmayacak mısınız? Öyle demiyor musunuz? Aha işte iki ay kaldı. İki ay bekleyin, zaten kazanacaksınız. Ne olacak şimdi istifa edecek de? Yani olur mu yani istifa falan? Ama bu şunu gösteriyor. Biz kaybedeceğiz. Görüyoruz. Bu masadaki son sıkıntı da negatif sonuçlar verecek bizim için. Ki verir. Yani sorsanız vatandaşa, hı hı. Evet diyor. Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den de şikayetlerimiz var. Eksiklikler var. Ama çözülmesi gereken meseleler de var. Hem dünya çapında Türkiye'nin meseleleri var, içeride meseleleri var. Deprem felaketi var. Bu meseleleri çözecek olan son tahlilde yine Recep Tayyip Erdoğan ve ekibidir düşüncesi var. Şimdi bu düşünceye rağmen, bakın bu düşünceye rağmen, bu gerçeğe rağmen masada yapmadıkları kalmadı. Yani masa kendisine, bu katlanır masa kendilerine oy verilmemesi için her şeyi yaptı aslında. Nereden bakarsanız peki. Bakın her türlü hatayı yaptı. Şimdi içindeki çekişmeler var. Buna rağmen iddia sahibi oluyorlarsa biraz daha şey yapmak lazım. Yani vatandaşa biraz daha inerek. Ve şunu da son olarak söyleyeyim. Buyurun. Çok doğru. Kutuplaşma, kamplaşma isteyen taraf şu anda çok net bir şekilde katlanır masa tarafı siyasette. Hı hı. Onlar kutuplaşmadan besleneceğini düşünüyorlar. Bu oyuna, bu tezgaha asla gelmemek lazım. Özellikle Kürt kelimesinin geçtiği cümleleri son derece seçici olarak sarf etmek lazım. Evet. Çünkü orada bir hassasiyet var. Yani İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tamam bir ittifak oldu vesaire ama bu tarafta diyor ki bizim de hatalarımız oldu. O hataları yapmamak lazım. O hataları da uzun uzun sıralayarak birilerine malzeme vermek istemiyorum bu süreçte. Ama herkes biliyor yani nelerden dolayı. Çünkü sonuçta 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçim var. 2'ye bölün 6500. Demek ki kaybedilmeyebilirdi yani. Evet. Hatta açık ara bile alınabilirdi. Oraya kadar getirmişseniz öbürünü de getireceksiniz artık.
Peki şimdi peki, seçim sürecinde isterseniz biraz da Meral Akşener'in açıklamalarıyla devam edelim Sayın Özkır. Şimdi masa dağıtıldı, sonra tekrar Sayın Akşener dedi ki ben masadan kalkmadım, diğer 5 kişi masadan kalktı dedi. Ben masadan kalktığımı kabul etmiyorum dedi. Sonra tepki olduğunu söyleyerek ve bir takım şartlarla o masaya geri oturdu. Ama ilk başta parlamenter sisteme geçene kadar Meral Akşener'in şöyle bir isteği vardı. Tek ve tam yetkili bir cumhurbaşkanlığından yanaydı. Ama şu anda geldiğimiz nokta 12. madde. Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yaparken hatta 11 madde diye bundan bahsediyor. Yani 12. maddeyi zaman zaman unutabiliyor ama evet bazen unutabiliyor. Ama 12. maddede istenilen zamanda ve tanımlanan görevde ibaresi geçiyor. Şu anda gelinen nokta bu. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için hem de İmamoğlu için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için. O zaman Sayın Akşener istediğini almış oluyor mu? Şimdi biraz da futbol tabiriyle söylersek 1+5+2 formülü. Yani şimdi futbol takımlarından da bahsederken 3-5-2 vesaire gibi konuşulur. Şimdi burada da böyle bir tablo karşımıza çıktı. 1+5+2 formülü. Biraz önce Yasin Hocam da o kısmı çok iyi detaylandırdı. Yemen Konseyi gibi dedi, örneklerdi. Bir arkadaş da bana bir mesaj göndermiş, değerli bir hocamız. Lübnanlaşma şeyini. Tamam, zaten onu da verdim. Irak ve Lübnan. İfadesini kullanmış bir yazı bağlamında. Tabii o hani daha ayrı bir bahis. Oraya girmiyorum ama. Şey, bahsine girmeden güzel bir şey anekdot anlatayım. Yemen'de, işte, Uman'da bir geceleri orada millet toplanıyor falan. Biz de bir selam verdik. Rastgele bir yere bir selam verdik. Bir toplu bir insanlar vardı. Türkiye'den olduğumuzu görünce falan çok çok ilgilendiler. Çok seviyorlar falan. Ben aynen şöyle yani edindiğim izlenim dedim. Herhalde sandık buralarda kurulsa Tayyip Erdoğan herhalde %90'a yakın alır yani. Hakikaten öyle yani. Hepsi ne kadar yakından takip ediyorlar Türkiye'yi falan. Birisi şöyle bir espri yaptı. Dedi ki ya dedi Tayyip Erdoğan'ın zaten 6-0 atma tecrübesi var diyor. Ben dedim nasıl, ne demek istiyorsun yani? Hani paradan 6-0 attı ya diyor. Ya bunlar da 6-0 diyor. Atar bunları bir kenara dedi. Onu bir grup toplantısında da yine böyle mi? Bir döviz açıldı. He. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı da çok hoşuna gitmişti. Fakat nereden geldi kesinlikle diye. Kesinlikle ondan haberim yok. Gerçekten o rastgele yani tanıştığımız bir meclis. Yani orada sokakta gecenin 11'inde falan bir yerden dönerken rastgele baktım sandalyelere oturmuşlar, kahvelerini koymuşlar. Orada muhabbet yani şey Arap toplumlarında özellikle Körfez'de öyle muhabbet ortamları çok fazla oluyor. Biz de hoşumuza gitti. Böyle bir selam verdik. Selam vermeye gördük yani bir hemen bir buyurun gelin çayımızı için falan dediler. Kahvemizi için dediler. İşte hurma yediler falan. Bir güzel de bir espri muhabbet, yapmışlar. Ama 2-3 saat süren bir şeye oturduk. Yani bir sohbete, muhabbete oturduk. O sohbetin bir yerinde adamlar baya baya sahiplenmişler. Yani Türkiye'deki seçimlere bir hayli angaja durumdalar. Ve seçimlerden yani şey bir umut görmüyor. Tayyip Erdoğan bu kadar iş yapmışken diyor. Memlekete bu kadar hizmet etmişken yani bunlar mı yapacak bu şeyi falan dedi. Bunlar çok fazla bir kıymeti harbiyeleri yok dediler. Yani işte Tayyip Erdoğan'a düşen bunların paradan attığı sıfırlar gibi 6 kişiler zaten. Bunu 6 kişiye atar bu kenara dedi. Şimdi yani İYİ Parti analizi yapacağız o zaman. Şimdi İYİ Parti'nin bence bu kaç Mart'tı? 6 Mart'ta. Masayı devirmesinden bahsediyorsanız 6 Mart'ta. Yani İYİ Parti tarihini yazarken 6 Mart öncesi ve sonrası diye yazmak lazım bence. Çünkü 6 Mart öncesine baktığımızda 3 Mart'ta şeyi devirdi, masayı 4 devirdi. Mart'ta. İşte 4 Mart'ta. 4 Mart sonra 6 Mart'ta pardon geri döndü galiba. Cuma pazartesi. Evet. Devirdiği tarih, kabul ettiği tarih. 4 Mart'ta, geri yuvaya, tarih. 4 Mart'ta yuvaya döndü, sonra yuvadan tekrar gönderdiler onu. Bu adam düştü. Düştü. Düşürüldü mü, düştü mü? Yuvadan düştü, uçsaydı düşürüldü. Konacağı yeri kendi belirlerdi. Konacağınız yeri belirleyemiyorsanız düşmüş sayılırsınız. Düşürüldü. Birisi de kaptı 16'tan yani. CHP'nin şeyine düştü yani. Şimdi o zaman düştü. 3 Mart 6 Mart diyelim. Yani İYİ Parti tarihi yazılırken 3 Mart 6 Mart öncesi ve sonrası diye yazılacaktır. Çünkü öncesine baktığımızda ve Meral Hanım'ın o 3 Mart'tan sonra yaptığı o sert konuşma işte ölümle sıtma arasında kumar masası, noter masası falan gibi benzetmelerin olduğu o sert konuşmadan sonraki önceki sürece baktığımızda
Meral Hanım'ın eli güçlüydü. Çünkü arkasında belli anketlere göre %10'un üzerinde oy oranları vardı. Ve seçime doğru giderken neredeyse CHP'yi yakalama ihtimali olan parti olarak kendisini sunuyordu. Ve arkasına aldığı iki tane de yine muhalefet çevrelerindeki iki belediye başkanı ismi vardı. O iki isim üzerinden bir kamusallaşma süreci yaşıyordu Meral Hanım da. Ve onlar üzerinden de kendisine oy gelebileceğine dönük bir hava vardı açıkçası. Bunu biz Meral Hanım'ın da o dönemde iyi okuduğunu düşünüyorduk. O havayı iyi okuduğunu düşünüyorduk. Ve Kemal Bey'in Meral Hanım'a karşı işinin zor olduğuna dönük de analizler de yapılıyordu. Hani bu anlamda. Çünkü iki ismin kamuoyundaki görünürlüğü fazla olması açısından. Fakat Kemal Bey o toplantıda Meral Hanım'a hiçbir şey vermedi. Yani bunun altını çizmek lazım. Çünkü zaman zaman hani işte iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bağlamında ifadeleri kullanılıyor. Şimdi müzakere masasına baktığımızda bunun orada bir diplomatik anlamda bir karşılığı yok ki iki belediye başkanının adı da yazılmamış o 12. maddede. Ve şöyle bir ifade de eklenmiş. Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve tanımladığı görevi ve sınırlı olarak tanımladığı görevleri ancak atanabilirler şeklinde. Ya bunun Kemal Bey'in hani masa yıkılmasın, madem Meral Hanım geri döndü, masaya oturdu. Hadi öyleyse masa yıkılmasın diye kehren kabul ettiği bir cümle olarak ben o şeyi ifadeyi okuyorum ama isimleri konulamaz diye de bir ekleme yapıldığına dair bir izlenim var açıkçası bende. Dolayısıyla Meral Hanım o toplantılardan önce eli güçlüydü, elindeki kozları verdi. Ha şunu da söyleyelim. Daha önce de Meral Hanım partisinden çok ismi feda etti Sayın Kılıçdaroğlu'na. Cihan Paçacı'yı yetti. Yavuz Bey'i ekranlardan geri çekti. Koray Aydın'ı işte belli bir makamından geri çekti. Sarı Öküz'ü verdi. Yani verdi ve bu sürekli arka arkaya geldi. Peki Kemal Bey ne verdi İyi Parti'ye bu süreçte? Herhangi bir tırnak içinde söylüyorum herhangi birisini feda etti mi? Etmedi. Hatta Meral Hanım Bülent Kuşoğlu'nun adını kullandı bu son toplantıdan önceki bir televizyon programında. Hani aslında ima etti yani. Hani siz de onu alın görevden ya da işte bir uzaklaştırın vesaire filan. Bence hani öyle okuyorum. Onu bile kabul etmediler. Dolayısıyla Meral Hanım o toplantıdan önceki gücü tam tersine döndü. Bizim burada yaptığımız yayında ben şu şekilde bir analiz yapmıştım. Meral Hanım'ın masadan kalktığı dönemde o dönem. Ben şöyle düşünüyordum açıkçası. Meral Hanım daha önceki iddialarında iki belediye başkanının bir şekilde Türkiye'de sağ seçmene de dayanan ya da aile olarak veya işte siyasal ne diyelim tecrübe olarak sağ siyasete dayanan bir birikim olduğundan dolayı bu iki ismi savunduğunu, öne çıkarttığını ve CHP genel başkanını Türk sağının temel rakibi olduğundan dolayı başkan olarak görmek istemediğine dönük bir analiz yapmıştım. Açıkçası orada yanıldım. Yani çünkü hiçbir şey vermeden, yani hiçbir şey almadan şeyi feda etti. Ve feda ettiği noktaya bakıyoruz. İki belediye başkanının başkan yardımcısı olma ihtimali. O da muallak ama onlar da zaten CHP belediye başkanı. Yani İyi Parti'nin belediye başkanları değil ki. Yani o iki isim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları. Yani iki CHP'li belediye başkanını CHP genel başkanının yanına zorla koyuyorsunuz ve siz bunu ben buradan kazandım, masaya dönme reçetem buydu gibi sunmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Meral Hanım orada Yusuf kaybetti. Hocam. Buyurun hocam. Yani bir kere de ben kessem sözünüz ayıp olmaz değil mi? Bir yok, şey tam burada estağfurullah. Geldi de. Şimdi yani gazetecilikte hani manşeti spotu öne çıkartmak, vurguyu öne çıkartmak vardır. Şimdi Meral Akşener çok sert ifadeler kullandı. İşte kumar masası dedi vesaire dedi. Aslında bunların teker teker üzerinde durup irdelemek lazım. Yani biliyor nedendir ama ben kısa kısa şeyler çıkarttım birkaç cümle. Bakın şimdi ölüm ile sıtma dedi Sayın Meral Akşener. Bu şey, Sayın Cumhurbaşkanı mı? Sayın Cumhurbaşkanı girdi ama herhalde. Ölüm ile sıtma dedi. Buyurunuz. İkincisi
tırnak içerisinde ifadeleri çıkarttım ben ana noktaları. Bütün konuşmada güme gidiyordu ondan. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyaseti. Şimdi devşirme siyaseti ne demektir? Yasin Aktay hocam bunu daha iyi açıklar. Devşirme siyasetin hınk deyicisi. Devşirme siyasetin hınk deyicisi ne demektir? Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Ceketime assam aday ederimciler. O budur diyor. Vatandaşa saygısı yok diyor. Ben diyor ceketimi assam aday ederim diyor. Şahsi hırsları Kemal Kılıçdaroğlu için. Şahsi hırsları Türkiye'ye tercih edenler. Yani Türkiye gibi bir derdi yoktur. Masayı tarif ediyor aslında. Türkiye gibi bir derdi yoktur. Şahsi hırsları vardır. Bütün söyledikleri yalandır. Türkiye'yi tercih, yani şahsi hırsları Türkiye'yi tercih edenler. Bir başkası kişisel ajandalar uğruna, kişisel ajanda, gizli ajandası var diyor. Sayın Meral Akşener de proje ittifakıdır bu demişti. Daha da şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor kişisel ajandası vardır. Bu kişisel ajanda nedir? HDP'nin de bir ajandası var biliyorsunuz. Kişisel ajanda nedir yani? Ve uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar. Uğruna kişisel ajandalar uğruna hep yalan söyledi diyor. Masada da yalan söyledi, dışarıda da yalan söyledi. 128 milyarda da yalan söyledi, öbüründe de yalan söyledi. Hep yalan söyledi diyor. Kuyruklu yalanlar, kuyruklu yalan. Bir de yalan söylemedi diyor. Yalanın kuyruğunun olması ne demektir? Yani ipe sapa gelmez. Acayip öyle bir yalan attı ki yani. Bu konuşmayı kendisi yazmış Meral Hanım'ın, öyle söyledi. Tabii kendisi yazmış. Evet, bizzat ben yazdım. Kendisi yazmış. Doğru. Bu anlık tepki falan. Evet, anlık tepki falan değil. Bir de yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar. Yenilen o. Yalan söyleyen o. Türkiye'nin çıkarlarını düşünmeyen o. Kuyruklu yalanları ortaya atan o. Kişisel ikbal hesapları için devşirme siyasetin hınk deyincisi olan o. Ceketimi assam aday ederimci o. Ölüm ile sıtma arasından bırakan o. Kim peki o? O kim? Yani Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan bahsetmiyor. Mecbur bırakıldığı kendi ifadesiyle, ölüm ile sıtma arasında bırakılarak Cumhurbaşkanı adayından bahsediliyor. Yani tarifi bu. Eğer bu tanımı, bu tarifi Sayın Erdoğan yapmış olsaydı, yani uzak siyaset, yıkmak istiyorlar tabii, öyle diyecekler. İşte efendim kendi şeyini örtmek için kendi eksik birçok şey söyleyebilirdi. Radikal muhalefet, yıkıcı muhalefet kanadı. Ama buradaki tespitler aslında bizim uzun zamandır ifade ettiğimiz tespitlerle büyük ölçüde örtüşüyor. Şimdi böyle bir bu şahıs, bu genel başkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olmaya aday. Şimdi bütün bunları yapan birisinin Türkiye'nin karşılaşacağı meselelerde neler yapabileceğini ben söylemiyorum. Meral Akşener, Sayın Akşener zımnen şunu söylemiş oluyor. Bakın iyi düşünün, iyi düşünün. Böyle bir adaya oy verirseniz kuyruklu yalanlar söyler, devşirme siyaset yapar. Kendi şahsi hesaplarını ülke meselelerinin, Türkiye meselelerinin önünde tutar. Vatandaşın tercihlerine saygısı yoktur. Vatandaşın değerlendirme kriterlerine saygısı yoktur. Ben ceketimi assam kazanırımcıdır. Dolayısıyla vatandaşı hiçe sayar. Bu da tekrar ediyorum Cumhurbaşkanı adayı. Sezer, orada devşirme siyaseti altını madem çize, bana... çize ifade şimdi etmeyin. Bana... Şimdi son 10 dakikamızda giriyoruz. Sayın Aktay'a evet. Ve Sayın Kartal'ına da söz vereyim. Buyurunuz sonrasında. Şimdi o devşirme siyaseti dedin ya. Şimdi devşirme siyasetinde sadece Kılıçdaroğlu'nu suçlamış olmuyor. Bir de devşirilmiş olanlara yönelen bir atıf var. Orada onlara yönelen bir suçlama ve bir itham var. Kim devşirilen? Bizzat kendi masanın diğer ortakları. Masanın diğer ortakları Kılıçdaroğlu tarafından devşirilmiş. Hem de karanlık yollarla, entrikalarla devşirilmiş. Bir takım böyle rüşvetler, siyasi rüşvetler verilerek, vaatlerde bulunarak devşirilmiş ve masaya o şekilde katılmış insanlar olarak aslında onları suçlamış olan. Aslında onları hiçleştirmiş oluyor. Yani açıkça söyleyelim. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan. Kim kaldı? Babacan. Babacan. Onlardan bahsediyor değil mi? Evet, bir de onlardan bahsediyor. Bir de Gültekin neydi? Uysal. Gültekin Uysal. Ondan pek bahsetmiyordur.
Ama ona da, ona yönelik de daha önceden söylediği bir söz var. Yani sen o oyun, işte ben şöyle bir, senin oyun kaç diye ona bir cümle kurup bitireyim orayı. Çok buyurun. Güzel bir şey yaptı evet. Serdar Bey. Şimdi aslında bu konuşmayı Meral Hanım hangi duygularla yazdıysa o duyguları besleyen dinamiklere baktığımızda o güne kadar bazı İYİ Parti milletvekillerinin dile getirdiği endişeler. Özellikle Anadolu'daki İYİ Partili milliyetçi seçmenin CHP Genel Başkanı'na bakışındaki kaygılar. O kaygıların toplamı aslında Serdar Bey'in, hani Meral Hanım konuşmasını bize aktardı. O cümle aralarında söylem analizi yaptığımızda ortaya çıkar. Böyle bir hani bağlamla bütün bunlarından hareketle onu okumak lazım. Ve biz de zaten o yüzden, yani bu niyetle yazdığını ve okuduğunu düşündüğüm için ben de bu bir Türk sağcısı refleksidir CHP Genel Başkanı'na karşı dır diye biz geçen haftaki o analizimizi yapmıştık. Kılıçdaroğlu da zaten benzer bir açıklama yaptı. O yüzden Meral Hanım'ın geri dönmesi ve dönerken de hiçbir şey almadan geri dönmesi hakikaten şey enteresan. Kılıçdaroğlu da zaman zaman ülkücülüğü tutuyor demişti. Bu şöyle diyelim, kaybet. Yani Meral Hanım'ın attığı o adımlar kaybet. Ha bir de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi orada bir medya var, tamam mı? Hani o CHP medyası. Şimdi o ittifak içerisindeki partiler şöyle zannediyorlar. Sürekli o kanallara çıkıyorlar ya sabah akşam. Zannediyorlar ki bizim tarafımız olan bir medya grubu. Hayır. O medya grubu, CHP medya grubu bir anında, bakın sifonla ilgili bir şey de geçti. Meral Hanım'la ilgili çok ağır daha şeyler yazdılar. Masadaki en ağır Türk faşisti buydu falan gibi böyle çok ağır şeyler yazdılar. Ve sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı geçen gün şey diyor. Artık diyor bir anda diyor her gün telefonumuzu işte bizi arayan insanlar, medya artık bize kapılarını kapattı diyor. Neden? O medya senin medyan değil ki. Senin medyan yok ki. O CHP medyası. Zannediyorlar ki bunlar bunlara da söz hakkı veriyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayal kırıklığını da yaşamış oldu Meral Hanım orada. Kaybet bence. Büyük kayıp. Peki kaybet demişken Sayın Kartoğlu, masanın kazananı kim oldu? Kılıçdaroğlu mu? Tabii Kılıçdaroğlu masada kazandı, bunu hep söylüyoruz. Ama başından beri zaten sahada kazanıp kazanmayacağını göreceğiz. Geri adım da atmadı. Orada masayı kuran kazanır. Masayı Kılıçdaroğlu kurdu öyle sanıyorum ki, çünkü başından tabii, beri zaten öyle ben zaten adayım diyor. Kasa her zaman kazanır diyor ya şey, kumar her şey, zaman zaten masa kazanır diyorsunuz. Efendim? Şimdi masa her zaman masa kazanır. Her zaman kasa kazanır. Masada kazanırsınız tabii, sahada nasıl kazanıp kazanmayacağınızı millet belirliyor. Kumar jargonu zannediyorum. Filmlerden görüyoruz yani, bildiğimiz yok da. Şimdi sahada kazanıp kazanmamayı İYİ Parti seçmeni belirleyecek. İYİ Parti, Meral Akşener İYİ Parti'yi masanın anahtarı olmaktan çıkardı. Ama İYİ Parti seçmeni hala sahada kazanını belirleyecek kadar güçlü. Belirleyebilecek kadar güçlü en azından. Şimdi dedim ya işte Serdar'ın da listelediği ağır ithamlar, ki Kılıçdaroğlu da buna karşılık biraz daha düşük tonda ama çok çok sert. Daha az maddeli ama çok sert ve net bir tavır koydu. Ve arkasından da dedin ya, Yusuf Hocam dedi ya, yanına zaten CHP'li olan iki kişiyi koymayı nasıl başarı sayıyor diye. Ola ki biz bu işin topraktan girdik. O zaten Mansur Yavaş MHP'li, ülkücü. Ki ülkücülere en fazla laf CHP'lilerden geldi. Ülkücülere laf yediren adama nasıl bundan sonra ülkücü diyorlar birbirlerine, onu bilemem ben. Ben camiadan olmadığım için onların adına konuşamam. Öbür taraftan İmamoğlu'da benzer şekilde sağcı falan, neyse ya, abla kardeş ilişkimiz var, kişisel. Tamam. Salı günü ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Biri dedi evladım, öbürü de dostum. Yakın dostum. Birbirimizin arkasını kollarız dedi. Ve bir şey daha söyledi. Büyük laf etmek lazım. Şey, büyük lokma yemek ama büyük laf etmemek ama lazım. Ama diğer taraftan Akşener'le de abla kardeş gibiydi. Tamam, ben de onu söylüyorum zaten. Ama değilmiş demek. Dedim ya. Büyük lokma yemek ama büyük laf evet, etmemek lazım. Kime dedi onu? Bana mı dedi? Meral Akşener bunların hepsini yuttu, bir de yuttu üzerine bir de kahkaha attı. Kişisel olarak kazanır kaybeder, siyasetçidir, olur siyasette
bir şeyleri başarırsınız, başaramazsınız. Ona göre de siyaseten bir karşılığı olur bunun. Orası beni çok ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren bunun üzerinden milliyetçi camianın, camiayı da bırakın, milliyetçiliğin, ya milliyetçileri de bırakın yani. Milliyetçiliğin CHP'lilerin ağzına pelensek olması. Bu kadar laf yemeyi kim bize hak gördürebilir ki? Ben MHP'li değil ama ben milliyetçi bir adamım. Senin yüzünden ben milliyetçiliğe yönelik küfürleri niye duyuyorum? Duymak istemiyorum ben bunu. Milliyetçiyim diyorsanız ona göre davranacaksınız. Bana laf getirtmeyeceksiniz yani. Şimdi o yüzden asıl mesele budur. Ben tekrar iki şeyin altını bir kez daha çiziyorum. Gerçekten bu memlekette hani milliyetçiliğin, milliyetçiyim diyen adam bunun ne anlama geldiğini bilir. Milliyetçiliğin, muhafazakarlığın neyi muhafaza ettiğini bilen adamın gönlü veyahut da alışkanlığı her ne olursa olsun o kişilerin kendini götürüp teslim ettiği, emanet ettiği yere bir kez daha bakmaları halinde ve bunların da her birinin bir araya gelip bir kişiye bütün gücü, bir başka kişiye bütün gücü vermelerine, bakın bir başka kişiye, biz burada hepimiz eşiz, dostuz, arkadaşız, aynı şeyleri aşağı yukarı düşünüyoruz. Hı hı. Evet, temel olarak arada bir sürü farklılıklar olabilir ama temel olarak hedefimiz aynı. Biz deriz ki baba tamam sen bizim adımıza git orada konuş, problem yok yani. Hı hı. Ama bakın öbür tarafta öyle bir yapı yok. Siz Ahmet'in, Mehmet'in, Mustafa'nın, İsmail'in, Süleyman'ın suyunu alıp CHP ve HDP'nin değirmenine taşıyorsunuz. Onun çarkını döndürüyorsunuz. Bir iki dakika bir düşünmek lazım. Şimdi vatandaş bunu düşünmüyor mu? Tabii, bariz düşünüyor. Bak ben bütün anketlere baktım. Bir haftadır. Geçmiş anketlere baktım. Şimdi bugünlerde de Mart başından beri de yenileri yayınlanıyor. Hep ikisini de karşılaştırıyorum. Ve duyuyorum. AK Partililer sessiz kalıyor. Bakın sessiz oy diye bir şey var. Refah Partisi'nde vardı o. AK Partilileri utandıracak, AK Partilileri susturacak, baskılayacak ağırlıkta laflar söylüyorlar. Çete, çalma, çırpma, 128 milyar oldu şimdi 400 bilmem kaç milyar. Hırsız. Hakki bir Allah'ın kulu da değil mi? Kimsiniz lan siz? Nereden hesapladınız bunu? Bana biri bunu anlatsın. Yok, söyleyen adam da dürüst. Dürüstlük abidesi yalanın kuyruklusunu söylüyor. Ben demiyorum. Meral Akşener söylüyor. Ben ayrıca söylerim, benim gerekçelerim de var. Meral Akşener'in gerekçelerini bilmiyorum. O kuyruklu yalanla itham ettiği kişi Kılıçdaroğlu. Siyaseten kuyruklu yalan söyleyen bana da rakamla kuyruklu yalan söylüyor. Evet, son bir iki dakikamız Sayın Akşener'e da söyleyeyim. Kuyruklu yalanları da onlar bakın, aslında. Bakın, bu memlekete, İstanbul'a bir müteahhit çocuğunu, hayatını betonla kazanan bir adamı, İstanbul'u betondan kurtaracak adam diye sattılar, İstanbul Belediye Başkanı yaptılar. Esenler Türkiye'de metrekare başına beton oranı en fazla olan ilçedir. Bağcılar da galiba öyle. Değil. Değil mi? Değil. Bağcılar da 5 kat. Onlar 35 kat. Esenyurt'u, Esenler demedim değil mi? Yanlış söylüyorum. Esenler dediniz ya, de o yüzden. Özür dilerim. Esenyurt'u betona boğdunuz İstanbul'u diye Cumhuriyet Halk Partili'yi seçtiler. Hatta bir tane göster vardı 35 katlı. Böyle bir şey yok. Herhalde. Böyle bir şey yok. Ya arkadaş biz bunu nasıl yedik ya? Hayatını betonla kazanan müteahhidi, İstanbul'u betona boğdunuz, müteahhidi teslim ettiniz diyenlere verdik. Ya adamınız müteahhit. Kimse demedi ki ya bu adam müteahhit ya. Bu adam hayatını betonla kazanmış. Neydi, nerenindi? Beylikdüzü. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Büyükçekmece'yle karıştırıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı müteahhit adam. Orada bir dünya siteler, binalar falan yapmış. Ki orada da birçok şey konuşuldu. Hayır, başka bir şey söyle. De ki bu adam imar inşaat işini iyi bilir, şu filan. Ama ya tukaka ettiğin bir iş yüzün, bir argüman kullanıyorsun, bir kitleyi tukaka ediyorsun, bir meslek erbabını. Sonra o meslek erbabından birini o dediğin argümanla belediye başkanı yapıyorsun. Gerçekten. Yani eğri de oturmayalım ama doğru oturalım, doğru konuşalım. Şimdi o yüzden bu propagandaya, bu kampanyaya
gelmemek lazım. Peki son cümlenizi alalım, AK'ya geç. Bir bakacaksınız, bakın AK Parti ne yaptı, bunlar ne yapabilir? Onlar yapamadı, biz yapacağız. Onlar kötü yaptı, biz iyi yapacağız. Kıyaslaması yok. Erdoğan kötü, etrafı da kötü, müteahhidi de kötü, iş adamı da kötü, hepsi kötü, hepsi affedersiniz hırsız, hepsi bilmem ne. Ha, biz temiziz. Kemal Bey, zinhar, çok düzgün ama Gandhi. Tam Gandhi de bilmem kaç yüz milyarın çetelesini tutup bana hesabını vermiyorsa. Bakın bir adamın dinen de, hukuken de, fıkhen de, hukuken de bir şeyi iddia ediyorsa, birisine hırsızlık, arsızlık, bilmem nelik filan iddiası varsa bunu kanıtlamak zorundadır. Değilse iftiracıdır. İftira yalancılıktan ya da hırsızlıktan daha kötüdür. İnsanların onurunu çalar çünkü. Peki. Şimdi bu adama Gandhi diyeceksiniz, biz de bunu yiyeceğiz ha? Bunu yiyen, bunun altında ya bizimkiler de aslında biraz şey mi acaba falan, bilmiyoruz ki. O da bilmiyor. O da bilmiyor. O sana onu saldırı amacıyla kullanıyor. Sen ne kadar tırsıp geri adım atarsan o kadar kazanır. Ve kazandığında da efendim bizimkiler de aslında falan dediğinde para etmez. Peki. Geri dönemezsin. Sayın Aktaş, sizden de bir iki cümle alalım, sonrasında noktalayacağız. Noktalayamayız mıyız? Ya şimdi aslında Serdar'ın demin ortaya koyduğu şey, yani şey, güzel bir analiz yapmış ve ortaya madde madde Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu hakkında ne söylediğini söylemiş. O çok eskiden söylediği şeyler değil. Hani eskiden söylemiş olsa siyasette çok geçmiş zamanlarda insanlar birbirleri hakkında bir sürü şey söylerler. Sonra konjonktür değişir, farklı bir durum oluşur, farklı bir ortam oluşur. Yani dün dündür derler, bugün bugündür derler. Ya daha dün değil ya, bugün. 2 saat önce, birkaç saat önce bu kadar laf söylediğin adama... 5 yıldır ittifak yapıyorsun, 1 yıldır da masada oturuyorsun. Ve ayrılıyorsun, ayrılırken bu lafları söylüyorsun. Yani kavgada söylenmeyecek laflar bunlar. Yani ne diyorsun? Kuyruklu yalancı söylüyorsun. Devşirme siyasetçi diyorsun adama. Kişisel ihtirasları yüzünden memleketi batıracak insan diyorsun. Aslında baya baya iyi dolmuş yani. Bütün o gözlemleri... Gemileri yakmıştı sanıyorum. Gemileri sonrasında... bir yıldır beraber oturdu veya 4 yıldır ittifak içerisinde, 5 yıldır ittifak içerisinde olduğu, bir yıldır da bu Cumhurbaşkanlığı süreci için altılı masa etrafında beraber olduğu kişi hakkında böyle gözlemler yapmış yani. Tespitler ve teşhisler yapmış. O teşhisleri Allah'tan ki böyle bir vaka olmuş da bizimle de paylaşmış oldu. Yani aslında bir şahitliktir bu. Bir şahitlik yani, mahkemede bu şahitlik olarak kabul edilir. Yani sen demek ki bu adamdan böyle yalancılık gördün. Demek ki bu adam böyle kişisel ihtiraslara sahip olduğunu da gördün, tespit ettin. Peki sen niye bununla berabersin diye şimdi? Şimdi bu hesap sorulacak kendisinden. Yani Meral Akşener'den de sorulacak. Neden bu kadar şahitlik yapmış olduğun, yani şahitliğin kabul edildi şimdi. Bütün toplum bunu anladı, bunu duydu. Yani bir güven sarsılması illaki oldu. Tekrar geri dönerken de yani geri dönmek için yeni bir gerekçe oluşturmadı. Bu adam artık yalan söylemiyor mu? Yani bir anda onun yalancı olmadığına mı inandın? Yoksa işte artık devşirme siyaseti yapmayacağına mı inandın? Kişisel ihtirasları bittiği bir günde ve bir saatte onun aslında o kadar da kişisel ihtiraslara sahip bir adam değil de bir Gandhi olduğuna mı inandın bir an? Onu keşif mi ettin onu? Yoksa ne? Şimdi bence AK Parti'nin şeye fazla ihtiyacı yok. Yani bu süreç içerisinde, yani seçim süreci içerisinde başka bir malzemeye ihtiyacı yok. Sadece bu malzemeleri kullansa, yani sadece bu şahitliği kullansa Meral Akşener'in, yani ittifakın diğer ortağının, büyük ortağının bu şahitliğini milletin önüne koysa bu bence yeter de artar bile. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Serdar Arseven Ankara'dan bizlerle birlikte oldu. Profesör Doktor Yasin Aktay, Mustafa Kartoğlu ve Doçent Doktor Yusuf Özkır her zaman olduğu gibi bu hafta da bizlere eşlik etti. Bizler de sizlere konuk olduk. Görüşe ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya cumartesi görüşeceğiz. Tekrar görüşte birlikte olacağız. Ama saat başında ülkede bu geceyle yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.